öğrencilerimiz. Evet, yer konusunda biraz sıkıntımız var herhalde. Değerli üyelerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Otodesk'in yapay zeka, BIM ve bina enerji performans analizi konulu seminerine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Evren Bey, Songül Hanım ve Gülsü Hocam bizlere bu konularda çok kıymetli, değerli ve güncel bilgiler verecekler. Heyecanla beklediğinizi biliyorum, ben de heyecanla bekliyorum. Mimari Odası adına hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık diyorum. Ve sözü Evren Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Duyabiliyorsunuz öyle değil mi? Hocam el mikrofonunu verelim. El mikrofonu. Bu çalışmıyor. Ya. Onu kapattım mı bilmiyorum. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Onun sesi biraz daha kısık. Peki şuradan konuşayım. Böyle daha iyi olur herhalde. Evet değerli konuklar. Ben de öncelikle Mimar Odası yönetimine teşekkür ediyorum bizi davet ettiği için. Ve bir teşekkürümüz de tabii Sayın Gülsü Ulukavak Harputlubil hocamıza. O da kırmadı bizi. Bu seminerde bizimle birlikte olmayı kabul etti. Songül Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum tekrar. Şimdi bugünkü amacımız size teknolojik gelişmeleri aktarabilmek. Mimarlık ve inşaat alanında çok büyük dönüşümler yaşanıyor. Teknolojinin her alanında olduğu gibi. Yapay zekada yaşananları siz de takip ediyorsunuz. Sadece bir örnek olarak söylüyorum ya da bulutta yaşananları. Bunların birer uzantısı da aslında mimarlık, inşaat, üretim, tasarım gibi sektörlerde de yaşanıyor. Biraz onlara değinmek istiyoruz bugün sizin için. Evet, tabii. Şimdi biraz geriye sararsak eğer, yaklaşık 40 yıl öncesinde başka bir dünya başladı. O da kişisel bilgisayar devrimiyle birlikte başladı. 1980'lerin başında. Kişisel bilgisayarlar ucuzladı, evlere, ofislere girmeye başladı. Daha önce devletlerin ya da ancak çok büyük kuruluşların kullanabildiği cihazlardan bahsediyoruz. Ve onlarla birlikte yazılımlar da ortaya çıkmaya başladı. Bu yazılımlardan bir tanesi de AutoCAD'di. 1982 yılında Autodesk'in, benim şu anda temsil ettiğim firmanın ortaya çıkardığı ve günümüze kadar hayatını sürdüren, devam eden ve hepimizin hayatında önemli bir rol hala sürdüren ender yazılımlardan bir tanesidir. AutoCAD'in yaptığı şey aslında çizim masalarından alışık olduğumuz çalışma düzeninin bilgisayara geçirmesiydi. Yani işte rapidolardan, T cetvellerinden bildiğimiz ya da bilmediğiniz belki ama belli bir kuşağın bildiği düzeni birebir olarak bilgisayara geçirdi. Çizgiler yerine vektörler, noktalar oluştu ve teknik çizim dediğimiz aslında iş alanı oraya kaymış oldu. Ama bu teknolojinin ilerleyen aşamalarında, çalışmanın ilerleyen aşamalarında biraz tabii geri kaldı. Çünkü 2000'lerden itibaren, 2000'li yılların başından itibaren başka bir kavram ortaya çıktı. Bu da yapı bilgi modelleme ya da Building Information Modeling olarak adlandırdığımız kavram ortaya çıktı. Önce akademik dünyada, ondan sonra devletler yavaş yavaş bunu birer standart olarak, birer zorunluluk olarak kabul etmeye başladılar. Daha sonra büyük işte mesela işte bakanlıklar, belli bir ölçeğin üzerindeki binalar bununla yapılmaya başlandı. Ve giderek bu, bütün bu sektörün tüm birimlerine, en küçük birimine kadar artık ulaşmaya başladı. Şu an BİM'de geldiğimiz noktada henüz Türkiye'de daha resmi olarak standart olmadı. Ama resmiyet dışında baktığınız zaman bütün metrolar, çoğu hastaneler, okullar, devlet daireleri ya da ulaştırma sistemleri artık hep BİM tabanlı olarak, yapı bilgi modelleme tabanlı olarak yapılıyor. Şimdi son gün alım sunumunda bundan tabii daha detaylı bahsedecek ama BİM dediğimiz kavram aslında bir binanın bir üst yapı ya da benzer şekilde bir altyapı tesisinin 3 boyutlu olarak oluşturulması. Ama bu sadece bir geometri değil. Bu 3 boyutlu model oluşturulurken onun içinde o yapıyı meydana getiren bütün bileşenlerin işte her türlü malzeme özelliğinin ve her türlü etkileşiminin birlikte birbirleriyle olan etkileşiminin de hayata geçirilmesi ve adeta binanın bir veri tabanı gibi, bir database gibi tasarlanıyor olması. Çünkü bu model üzerinden işte sismik özellikleri de, yangın özelliklerini, enerji performans özelliklerini ve aklınıza gelebilecek bütün metrajları ve her türlü diğer karakteristiği de baştan hesaplayabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz, iyileştirebiliyorsunuz ve inşaat aşamasına geldiğinizde artık elinizde çalışan bir model oluyor. Gerçekten yapacağınız şeyi temsil eden bir model oluyor. Dolayısıyla BİM'in önemi buradan kaynaklanıyor. Şimdi ben size birkaç örnek göstermek istiyorum. Kısa kısa çeşitli başarı öykülerimizden, çeşitli müşterilerin yaptığı bazı örnekler.
ekranda görüyorsunuz. Mesela bu İstanbul'da yapılan biliyorsunuz bir şey var, finans merkezi. Oradaki ziraat kulelerin BİM'le nasıl modellendiğini ve oradaki bütün projenin aynı şekilde nasıl BİM araçları kullanılarak simülasyonun yapıldığını gördünüz. Bir başka örnekte de bir sanayi tesisi görüyorsunuz, endüstriyel tesis. Orada da işte Yüksel Proje isimli müşterimizin yaptığı daha geniş alanlı bir tasarım gördünüz. Burada bir metro projesi görüyorsunuz. İstanbul'daki bütün metro projeleri BİM'le yapılıyor artık. Burada da hem coğrafi bilgiyle hem BİM modelini bir araya getiriyorsunuz. Bu da Kocaeli Belediyesi'nden bir uzmanın yaptığı bir çalışma. Böyle çalışmalar belki yıllardır yapılıyor diyebilirsiniz. Yani Max gibi, 3DS Max gibi araçlarla bu gibi animasyonlar yapmak kolaydı. Ama burada işin esprisi bütün bu modelin aslında mühendislik verisinden oluşuyor olması. Yani imal edilebilir bir mühendislik tasarımıdır burada gördüğünüz. Ama o tasarım bir datası üzerinden çok hızlı bir şekilde bir görselleştirme yapılmış durumda. Yine yeni nesil araçlar kullanılarak. Yani eskiden Max'de böyle bir şeyi belki bir hafta 15 günde tasarlarken, yapabilirken şimdi yeni araçlarla bunu birkaç saat içinde bu hale getirebiliyorsunuz eğer elinizde mühendislik verisi varsa. Evet, temel olarak aslında BİM'i kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Ama BİM kendi başına geleneksel yöntemde workstation'larla çalışırsanız çok da verimli değil. Çünkü yine kopuksunuz, yine kendi başınıza çalışıyorsunuz demektir. Halbuki BİM'in esas esprisi, en büyük özelliği disiplinler arası çalışmayı teşvik etmesi ve bunu mümkün kılmasıyla oluşuyor. Yani artık sadece mimar olarak değil, burada mühendislerle birlikte, inşaat mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleriyle birlikte, proje yöneticileriyle birlikte, binanın statik mekanik projelerini, mimari projesini ve bütün alt yüklenicilerin de dahil olabileceği şekilde bir birlikte çalışma ortamını da oluşturmuş oluyorsunuz BİM kullanarak. İşin bana sorarsanız en önemli kısmı zaten o. Dolayısıyla burada bunu bir platform olarak da görmek gerekiyor. Ve bunun yapılabilmesi için de işlerin bulutta olması gerekiyor. Çünkü eğer bulut dediğimiz bütün veriyi bir araya getirmeyi sağlayan bir ortam kullanmıyorsanız herkes yine kendi başına bağımsız olarak çalışıyor olacak. Ya da geleneksel yöntemlerle eskiden nasıldı? Herkes birbirine işte WhatsApp'tan proje dosyası göndererek ya da e-mail'la ya da işte WeTransfer'e bir şey atıp kimin hangi versiyonda çalıştığı, kimin nerede olduğu belli olmayan bir sürece gidiyor. Ya yani günün sonunda işler bir şekilde toparlanıyor ama bu tabii ki büyük zaman kaybı ve enerji kaybı ve maliyet kaybına neden oluyor. Oysa bu yeni yöntemde yani bulut üzerinde BİM kullandığınız zaman bir ortak veri ortamı dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Ve tüm paydaşlar, ekranda gördüğünüz tüm paydaşlar o verinin en güncel versiyonuyla, en son haliyle, en son durumuyla birlikte çalışıyorlar. Ve birbirlerinden ne yaptıklarından da tam anlamıyla haberdar oluyorlar tabii ki. Bütün bunları mümkün kılan Autodesk'in bir platform anlayışı var. Son dönemde bunu artık iyice vurgulamaya başladı. Burada artık yazılımları kendi başlarına çalışan birer program olarak görmüyoruz. AutoCAD, Max, Revit, InfraWorks ya da diğer başka yazılımlar, başka üreticilerin yazılımları. Bunlar hep vardı, olmaya da devam edecek görüyorsunuz ekranda. Ama artık bütün bunları bir araya getiren bir ne var? İşte Autodesk Platform Services dediğimiz bulut tabanlı bir servisler kümesi var. Eğer programlama konusunda merakınız varsa, biraz araştırdıysanız API dediğimiz bir kavram vardır. API yani kullanıcı programlama arayüzleri, Application Programming Interface, uygulama programlama arayüzü. Bunu kullanarak her türlü sistemle her türlü sistem arasında entegrasyon yapabiliyorsunuz. Ve kendi modellerinizi, kendi tasarımlarınızı başka üreticilerin modelleriyle, tasarımlarıyla ya da bilgi sistemleriyle de entegre edebiliyorsunuz. Ya da bunu siz doğrudan yapmıyorsunuz ama çalıştığınız kurum ya da birlikte çalıştığınız topluluk sizin için bunu yapabiliyor tabii. Autodesk'in şu an ortaya çıkardığı 3 tane platform var. Bir tanesi mimarlık inşaat için. Adı Forma. Somila'nın bundan bahsediyor olacak. Bir diğeri Fusion. Bu özellikle tasarım ve imalat dünyası için. Fusion 360 diye çok popüler bir ürünümüz var. Onun etrafında şekillendi. Bir de Flow dediğimiz medya ve eğlence sektörüne yönelik bir başka platform daha var. Dolayısıyla artık her şey internet üzerinde, bulut üzerinde verinin serbestçe aktığı, sistemlerin birbirine entegre olduğu, dolayısıyla işbirliğinin de çok kolaylaştığı bir dünyaya doğru evrildi. Peki bunun somut örneğini görelim. Coğrafi bilgi sistemi kavramıyla aşina olduğunuza eminim. Bunu yapabilen sistemler var. Bunlardan bir tanesi Ezri, ekranda görüyorsunuz. Yakın zamana kadar, yani geçen seneye kadar aşağı yukarı ya da 2 sene öncesine kadar BİM dediğimiz bina ölçeğindeki tasarımlarla coğrafi bilgi sistemi, yani çok daha geniş arazileri ve alanları kapsayan
sistemler birbirinden farklıydı. İki farklı sistem olarak gözükürdü. Ama şimdi bu yeni uygulamaya baktığınızda, Ezri bu uygulamayı oluşturdu, bizim platformumuzu kullanarak. Artık binanın bir elemanı, bir modüler yapıdaki bir, atıyorum bir valfından yola çıkarak, zoom out yoluyla açılarak, demin de ekranda gördüğünüz gibi, çok daha geniş ölçekte, hatta ülke ölçeğinde, kıta ölçeğinde haritalamayı da görebiliyorsunuz. Yani en yüksek seviyeden en detay noktaya kadar kesintisiz olarak çalışabiliyorsunuz. İşte coğrafi bilgi sistemiyle BİM'in bir buluşmasını gördünüz burada. Bu da demin size bahsettiğim platformlar sayesinde oldu. Ezri bizim o platform üzerinde bir uygulama geliştirdi. Adına da GeoBIM dedi. GeoBIM. Ve bu şekilde bunu şu anda tüm kullanıcıların hizmetine sundu. Şimdi teknolojinin geldiği bir başka noktada dijital ikizler. Bu kavramı çok duyduğunuza eminim. Farklı şekillerde, farklı kontekst yani şeylerde, açıklamalarda gündeme geliyor sürekli olarak, kavram olarak. Peki biz bunu nasıl yorumluyoruz? Biraz ona değineyim isterseniz. Dijital ikiz dediğimizde şunu anlıyoruz biz daha çok. Bir, binanın modellemesi yoluyla tasarım aşamasından başladınız. İnşaat aşamasında aynı model sayesinde binayı modele eşdeğer olarak aynı şekilde imal ettiniz, ürettiniz. Yani inşaat tamamlandı. Ama iş orada bitmiyor. Bir de bunun biliyorsunuz ki... Evren hocam çok özür dilerim. Biraz yakın tutabilirim. Şöyle mi? Duyulmuyor mu? Şimdi daha mı iyi acaba? Yani ben şu anda... Sanki kullanım çalışmıyor sanki. Ben kapatmışta olabilirim. Belki de. Bakalım. Şimdi bir dakika. Şimdi galiba kapalıymış. Şimdi oldu. Tamam. Hay Allah. Şu ana kadar. İnşallah duyabildiniz o zaman. Bilmiyorum. Kapalıymış şu an. Arkadaşlar biraz zorlandı ama. Baştan başlayalım. Yani sonraki şeyle konuşmacılar daha şanslı olacaklar. Neyse şunu diyordum. Yani dijital ikiz dediğim gibi farklı bağlamlarda kullanılan bir kavram. Ama biz burada dijital ikiz dediğimizde şunu anlıyoruz. Binanın tasarım ve inşaat aşamasında kullanılan bir BIM modeli var. Ama bu şeyle birlikte, teslimle birlikte, devir teslimle birlikte normal koşullarda kayboluyor. Yani binanın işletme aşamasında, operasyon aşamasında bu kullanılmıyor. Ama dijital ikize dönüştürdüğünüz zaman bunu artık bu veriyi, bu tasarım verisini işletme sırasında da kullanabiliyorsunuz. Peki bu sadece model mi? Hayır değil. Modelle birlikte sensörleri de, yani o binanın içine yerleştirilmiş sıcaklık gibi, nem gibi ya da enerji ölçer gibi çok farklı sensörleri de işin içine kattığınız zaman artık o bina modeli üzerinde yaşayan bir veri akışımız oluyor sürekli olarak. Bakın bunu Metro İstanbul nasıl kullanıyor? Size onu göstereyim somut bir örnek olarak. Bizim Tandem diye bir ürünümüzü kullandılar ama her şeyden önce bütün istasyonları BIM'le modellediler. BIM'le modelledikleri için daha sonra içinde bu şekilde dolaşabiliyorlar gördüğünüz gibi. Hatta sanal gerçeklik gözüyle bile bunu yapabiliyorlar. Daha sonra burada enerji odasına giriyoruz. Enerji odasındaki bir trafonun üzerine tıkladığımız zaman o anki işte enerji harcama durumlarını izleyebiliyorsunuz. Bunlar SCADA sistemlerinden gelen verilerden yararlanılıyor bunun için. Ya da herhangi bir oradaki bir elemanın bakım dokümanlarına ulaşabiliyorsunuz. Bir yürüyen merdivene tıkladığınız zaman onun o anki hızını, enerji kullanımını yine görebiliyorsunuz. Bina içinde, istasyon içindeki herhangi bir noktanın sıcaklık değerlerini ya da benzer işte nem değerleri gibi önemli parametreleri yine bir dashboard üzerinde, bir yönetim ekranı üzerinde bütün bunları hep birlikte izleyebiliyorsunuz. Bu dijital ikizin çok somut ve güzel bir örneği. Metro İstanbul bunu dünyanın farklı yerlerinde sundu. Hatta bir de başarı öyküsü oluşturduk, videolu başarı öyküsü. Onu da izleyebilirsiniz. Bu yaklaşımın, bu tarz çalışmanın hem işte ticari binalarda hem büyük konut projelerinde artık kullanılmaya başlandığını da görmeye başladık. Evet, son olarak size bahsetmek istediğim yine çok hepsinden belki de önemli bir konu var. O da ekranda gördüğünüz rakamlarla ilgili. Bu rakamlar inşaat sektörünün gezegenimiz üzerine bindirdiği yükle alakalı. %40 dünya üzerindeki harcanan toplam enerjinin %40'ının bina sektöründen, yani bina sisteminden kaynaklandığını anlatıyor. %25 toplam suyun, iyi suyun %25'inin yine konutlarda ve benzeri binalarda kullanıldığını gösteriyor. %30 da inşaat sektörünün toplam atığa, toplam çöpe olan katkısı. Tüm dünyadaki çöpün %30'u inşaat sırasında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok büyük rakamlar. Bunları iyileştirebilmek için BIM dediğimiz, BIM gibi, dijital ikiz gibi kavramları ve teknolojileri kullanmak gerçekten olumlu katkılar sağlayabiliyor. Şimdi bununla ilgili olarak ben bir sonraki konuşmacıya, Sayın Gürsü Hocamıza sözü bırakıyorum. Çünkü kendisi bu konunun uzmanı ve bina performanslarında bu gibi teknolojilerin nasıl kullanıldığını anlatacak. Teşekkür ediyorum.
üstüne koysak olmaz mı? Şurada. Şunu da size baskın edeyim şöyle. Evet, harika. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Ben Profesör Doktor Gülsü Solukala Karpuzlu, Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda yapı fiziği uzmanıyım ve yine uzmanlık alanım aslında bu performans simülasyonları ve nasıl biz daha yaşanabilir çevreleri mimarlar olarak bu yardımcı araçları kullanarak gerçekleştirebiliriz, bunu tasarımlarımıza nasıl entegre edebiliriz konusunda çalışmalarım var. Bir yandan da orada bir yerlerde ses... Aşk olsun. Adımdan başlayacağım. Ama... Yok. Ha, şimdi oldu. Tamam, şimdi geldi. Peki. Şimdi burada ekranda bir de IBIPSA Turkey diye bir şey görüyorsunuz. Otodesk'i biliyorsunuz, mimarlasını da biliyorsunuz. IBIPSA'yı da ben açıklayayım. International Building Performance Simulation Association. Bu dünya üzerinde yaklaşık 36 bölgede aktif olarak çalışan tamamen çalışma prensibi, bina performans simülasyonları ve bunların yaygınlaştırılması, sektörde kullanılabilmesine dönük olarak yoğunlukla da akademik çalışmalar içeren bir topluluk. Bunun da Türkiye ayağı var, temsilciliği var. Bununla ilgilenen, bununla ilgili detay bilgi almak isteyenler için daha sonra görüşürüz. Bunu burada kapatıyorum. Ve ben hemen konuya geçeceğim. Aslında, bir saniye, niye çalıştıramadım? Aslında tabii Evren Bey'den sonra buraya gelmiş olmam şöyle iyi oldu. Orada şimdi bir sürü böyle güzel dönen bir takım animasyonlar izlediniz. Belki biraz sıkıcı olabilir ama aslında oraya neden gelmeniz gerektiğinin arka planını aktarmak istiyorum sizlere. Ve bu da işte ne olmuştuğuyla başlıyor. Yani ta aslında filmi geriye sayıp 20. yüzyılın başına kadar veya 19. yüzyılın sonuna kadar gittiğimiz zaman sanayi devrimi ve ondan sonra olağanüstü yapı sektöründeki de gelişmeler, yeni malzemeler, yeni teknolojiler, makinalaşma denilen o çok yüceleştirilen kavram üzerinden tabii artık işte o 1900'lere kadar gelen burada da işte Safranbolu evlerini görüyorsunuz. O zamana kadar ki o yerel mimarinin iklime uyumlu, iklimle bu her seferinde basılıyor galiba ben elinde. Elim değiyor, çok özür diliyorum. İklimin özelliklerini dikkate alan yerel mimariden kopup tamamen mekanik sistemlerle biz istediğimiz ortamı istediğimiz şekilde ısıtır, soğutur, havalandırırız anlayışı ile gelişen süreç tabii 1970'lerdeki petrol kriziyle hepimizin bildiği gibi bambaşka bir boyut kazanıyor. Bir gün biz bu enerji kaynaklarına erişemezsek ne olacak deyip tekrar geriye dönüp acaba biz elimizdeki en önemli enerji kaynağımız, varlık sebebimiz olan güneşimizden yararlanarak acaba yeniden iklime, o iklimin gerektiklerine uygun şekilde nasıl inşa edebiliriz diye düşünüp işte bu pasif evler ve bunlarla ilişkili yeniden çalışmaların başlatılması. Ben çok fazla uzatmıyorum tabii burada süreci. Ve tabii 80'lerde bununla beraber bir başka konu da var. Çevre kirliliği diye bir kavram karşımıza çıkmaya başlıyor. Buradaki Mihenk Taşları'ndan bir tanesi 1987 Brundtland raporudur. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik raporu. Burada tabii sürdürülebilir kalkınma üzerinden bir tartışma yürütülmüştür. Ve aslında işte bugünün kaynaklarını öyle iyi ve verimli kullanmalıyız ki gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza da aynı dünyayı bırakabilelim anlayışı üzerinden ama kalkınmayı da devam ettirecek şekilde. Bir başka bir yayın taşı 90'larda Kyoto protokolüyle bu defa ülkeler arasında belli anlaşmalarla biz bu dünyayı cidden kirletiyoruz galiba son 100 yılda ondan önceki yüzlerce yılda olmamış olan bir takım değişimler söz konusu olmaya başlıyor çevre kirliliğiyle başlayıp iklim kriziyle devam eden ve acil elim de değmedi bu sefer kendiliğinden kapanıyor arkadaşlar.
Kesinlikle yani şu anda çok ve iklim krizi meselesi de 1990'ların sonundan itibaren çok ciddi ve tabii ki en önemli dikkat çeken meslek gruplarından bir tanesi de mimarlar olarak bina sektöründe yani yapılı çevreden sorumlu, onların tasarlanmasından sorumlu olan bizlere işlerin düştüğü görülüyor. Dolayısıyla da aslında pek çok işte hükümetler arası anlaşmalar vesaire ötesinde bizim mimar olarak çok önemli, bireysel olarak dünya üzerinde yaşayan insanlar olarak burada varlığımızı devam ettirmek için sorumluluklarımız olmakla birlikte meslek profesyonelleri olarak sorumluluğumuz pek çok kat daha fazla yapılı çevreden sorumlu olduğumuz için. Bugün geldiğimiz noktada aslında belli kavramlar artık çok netleşmiş durumda. Ben bunları çok uzatmadan hızlıca geçeceğim. Ancak sadece bunlar birer. Pil değiştireyim ben. Galiba pille ilgili. Ben o sırada devam edebilir miyim? Evet hocam, devam edebilirsin. Sesim duyuluyordur. Ben ders anlatmaya da alışkın olduğum için belki. Çok iyi bildiğiniz aslında sürdürülebilirlik dendiği zaman artık o kadar fazla kez tekrar edilen pek çok şeyin artık sürdürülebilirliğinden konuştuğumuz ve kimi zaman da yıldığımız aslında bu kavramın üç önemli ayağını biliyorsunuz. İşte çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik. Bu üç ayağı beraber yürütebildiğimiz zaman gerçekten başarılı olabiliyoruz. Ve burada bizim için temel teşekkürler. Şu anda açık. Evet. Buradaki temel kavramlarımız da bizi ilgilendiren aslında kaynak verimliliği en önemlisi dikkat etmemiz gereken yani daha tasarımımızın başında ilk çizgiyi atmaya başladığımız andan itibaren dikkate almamız gereken kavramlar içerisindeki en önemli nokta kaynak verimliliği tabii ki. Bu kaynaklardan da kastımız nedir? Enerji bir kaynak, malzeme bir kaynak, su bir kaynak. Bunları son derece toprak bir kaynak bizim için, arazi. Bunların hepsine dikkate almak durumundayız. Bunlarla ilişkili dediğim gibi çok detaya girmeden ve sizleri çok sıkmadan hızlıca geçeceğim. Enerji verimliliği kavramı yine aslında 90'lardan beri çok fazlaca üzerinde durulan ama artık günümüzde konunun sadece enerji verimliliği yani enerjiyi daha az harcayarak veya işte biraz tutumluluk yaparak ilerleyeceğimiz noktanın ötesine geçtiğimizi söylemek durumundayım. Yani bugün için artık biz binaların kendi kendine yetebilen dışarıdan herhangi bir mekanik sistem desteği almadan ihtiyaç duyduğu konfor düzeyini mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak bir tasarım anlayışını yerleştirmek zorundayız. Yani bu bir seçenek değil, bu bir zorunluluk artık bizim için. Dolayısıyla da bunları gerçekleştirmeye dönük olarak çeşitli araçları kullanmaya ihtiyacımız var. Yenilenebilir enerjiden zaten söz ediyoruz. Az önce kaynak dedim. Artık bizim bir başka konumuz daha var. Bu da şu, biz artık enerji değil sadece, biz karbon peşindeyiz. Karbon salımlarını azaltma peşindeyiz. Mecburuz buna. Ve bu karbon salımları müsebbiplerinden çok önemli bir kısmı ne yazık ki binalar. Bu binalarda bizi inşa ediyoruz. Dolayısıyla da bizim sıfır karbona erişebilecek bir yaklaşım içerecek bir anlayışa sahip olmak zorunluluğumuz var. Ve bu noktada da sıfır karbon diye tarif ettiğimiz ya da neredeyse sıfır karbon diye tanımlar yaptığımız tanım operasyonel yani bina inşa edildikten sonraki karbon salımı yani harcamakta olduğu enerjinin işte eğer fosil tabanlıysa bunun çevreye verdiği veya işte şeye katkı sera gazı olarak katkısının ölçülmesinin çok ötesinde biz o binanın inşa edilmeden önce tasarlarken henüz zihnimizde var olan bir tahayyülken bile bir takım düşündüğümüz, kullanmayı düşüneceğimiz malzemelerin doğadan çıkartılmaya başladığı andan itibaren çevreye verdiği zarar, saldığı karbon, harcadığı enerjinin hesabıyla ilerlemek zorundayız artık bugün. Dolayısıyla da işte bizim sorunumuz çok yüksek. Çünkü biz bina
binayı ben çok güzel tasarladım ve işte inşa edildi. Ama kullanıcı bunu işte öyle kullandı, böyle kullandı. Çok elektrik harcadı, çok enerji harcadı. Değil mevzu. Biz o noktaya gelene kadar ki tüm yaptığımız seçimlerden sorumlu olmak üzere bu karbon emisyonları ve operasyonel dışında tüm yaşam döngüsü boyuncaki karbonu dikkate alacak bir yaklaşımı hesaba katmak zorundayız. Bir başka kaynak su demiştim. Su da bizim için son derece önemli bir kaynak ve kısıtlı kaynaklarımız içerisinde yer aldığı için buna da dikkat etmek durumundayız. Tabii bunların hepsini yaparken iç ortam çevresel konforunu asla ihmal etmiyoruz. Her binanın, her yapının kullanıcısı özelinde ihtiyaç duyduğu belli konfor koşulları var. İşitsel konfor, görsel konfor, aydınlatma, ısı konfor. Tüm bunları ve tabii çok önemli atlattığımız pandemi sonrasında iç ortam hava kalitesi. Tüm bunların hepsini asgari düzeyde sağlamakla yükümlüyüz elbette ki. Yani şunu demiyoruz. Biz bir binayı sıfır enerjili aslında saniyeler içerisinde yapabiliriz. Ben şimdi buradaki bütün enerji harcayan sistemleri bir şalter aracılığıyla kapattığım andan itibaren bu bina artık enerji tüketmez. Ama kranı takılırız. Üşürüz veya çok sıcak olur gibi veya havasız kalırız gibi bu ihtiyaç duyduğumuz konfordan ödün vermeden bizim sağlamak zorunda olduğumuz bazı koşullar var. Bunlara dikkat etmek zorundayız. Dolayısıyla da aslında bizim tüm bu ihtiyaç duyulan, kimi zaman birbiriyle çelişen parametrelerle baş etmek zorunda olduğumuz o tasarım sürecini belli analiz araçlarıyla destekleme ihtiyacımız var. Çünkü bunu tek başımıza bir sketch aşamasında kimi zaman özellikle çok büyük ve kapsamlı ölçekli yapılar için gerçekleştirebilmemiz çok mümkün olmayabilir. Şimdi ben burada üç temel soru üzerinden aslında bu bina performans analizlerini temellendirmeye çalışacağım. Nedir bu? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Ve nasıl yapıyoruz? Aslında nasılın cevabında bina performans simülasyonları var ve onları detaylandıracağım. Ama hızlıca ne yapıyoruz ve neden yapıyoruzu bir aktarmak isterim. Ne yapıyoruz? Yüksek performanslı bir bina elde etmek üzere bina performans analizi yapıyoruz. Peki, performans deyip duruyoruz ama bizim için, bize anlam, bizim açımızdan tanımlanması gereken performans nedir? Performans yaklaşımı CIB'nin ta 1982'de bir hazırladığı bir rapordan bu. Ama hala geçerli olduğunu düşünüyorum. Performans yaklaşımını tarif edebilmek için. Performans yaklaşım yöntemden ziyade sonuç bazında düşünme ve çalışma pratiği diyor. Yani benim bir hedefim var. Benim hedefim de sıfır enerjili bina, sıfır karbon bina gerçekleştirmek. Hedefim bu. Bu hedefe giden her yol mübah. Nasıl tasarladığım benim kendi tasarım anlayışım, mimarlık anlayışımda özel. Ama ulaşacağım hedef belli bir hedef. Dolayısıyla da yöntemler yani sonuç bazında düşünme ve çalışma pratiği. Bir binanın ya da bina ürününün nasıl inşa edileceğinin tarifiyle değil, neye gereksinim duyduğuyla ilgilenir. Biraz sonra bir şeyden örnekle size bunu daha somutlaştıracağımı inanıyorum. Uluslararası Mimarlar Birliği'nin de tanımı var. Buradaki tanımda da aslında biraz daha genelleştirerek, yani hem bireysel verimlilik anlamında, hem bina bütünündeki sistemler bütünü ile organizasyonel verimlilik anlamında, hem de tabii ki kaynak, az önce de söyledim ya, kaynak bizim için çok önemli. Dolayısıyla kaynak dağılımı ve entegrasyonu bağlamında toplumsal verimlilik anlamındaki tüm bu olguları bir arada ele almak zorunluluğundan söz ediyoruz. Şimdi az önce somutlaştıracağım dedim ya, performans nedir diye. Şimdi hepimiz mimarız ve pratikte de çok iyi işler yaptığınıza eminim. Önümüze bir program geldiği zaman, bir ihtiyaç programı. Bu ihtiyaç programındaki genellikle tanımlar şöyledir. Der ki işte 25 kişilik farklı oturma düzeninde de sahip olursa iyi olur. Bir toplantıya bu bir imkanı sağlayacak bir derslik veya mekan. Böyle bir mekan tanımıyla çok karşılaşmışsınızdır eminim ki, değil mi? İhtiyaç programlarında. Kimi zaman o ihtiyaç programında ayrıca bir de metrekare verir.
veya vermez. Ama böyle bir tanım genellikle verilir. Bizim için burada bu kullanıcı ihtiyacıyla hareket etmek değil esas olan. Ama söz konusu artık bunu bir başka dile çevirmek ihtiyacımız var. Ve bu dil performans tanımı dili. Neye ihtiyaç duyacağıyla ilgili ne demiştik ya tanımımızda. Artık performans gereksinimi ile ilişkilendirmeye mecburuz. Tüm bu yapmamız gerekenler anlamında. O zaman gereken mekanın büyüklüğü dediğim gibi kimi zaman metrekare olarak verilebilir. Peki o cepte. Mekan boyutlarını da tanımlamaya ihtiyacımız var, evet. Ama mesela orada her bir kişi için havalandırmak için ne kadar taze hava ihtiyacı olduğunu bilmek zorundayız performansı tanımlayabilmek için. İç ortam hava sıcaklığının aralığını tanımlamak ihtiyacımız var. Yani hangi aralıklarda konforlu? Az önce dedim ya, yani biz o konforu sürekli kılmak mecburiyetindeyiz. Onunla beraber biz bu sıfır karbonu nasıl sağlayacağımızı tartışmak zorundayız. Arka plandaki gürültü düzeyi belli bir seviyede olmak durumunda. Reverberasyon, yani sesin dağılımının anlaşılır olabilmesini sağlayacak mekan için akustik ortam veya masaüstü aydınlatma düzeyi. Bunların hepsi sadece bir 25 kişinin birlikte oturacağı bir mekan için tanımlamak zorunda olduğumuz kriterler artık. Performans kriterleri. Bunları dikkate almak mecburiyetimiz var. Dolayısıyla da buradaki bu dil dönüşümüne ibedilikle ihtiyacımız olduğunu söylemek lazım. Az önce aslında Evren Bey'in hafiften bir değindi ama burada performans odaklı tasarım dediğimiz artık bugün için bir yaklaşımın hayata geçirildiğini görüyoruz ama yaygınlaşma ihtiyacı var. Çünkü binaların bir sistemler bütünü olarak kabul ettiğimiz zaman bu sistemler bütünün bir arada entegre çalışabilmesini sağlayacak ama bunu tasarımın en erken aşamasından itibaren dikkate alacak bir yaklaşımı yürütmek lazım. Bu da çok disiplinli bir tasarım ve bütünleşik tasarım kavramlarının arkasında gizli. Çünkü pek çok sistemin dinamik olarak birbirleriyle etkileşim halinde olduğunu biliyoruz ve bunları bir arada çalıştıracak bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Şimdi benim çok sevdiğim bir şeyim vardır, örneğim vardır burada. Bütünleşik tasarım ve bütünleşik ekip yaklaşımları demişti. İlgisi olan var mı bilmiyorum. Bu Formula 1 yarışlarına. Bu yarışlarda bilirsiniz çok büyük şirketler, işte motoru Renault'dur veya işte Mercedes'tir. Efendim şeyler, tekerlekler, çeşitli işte şeylerin, firmaların ayrı ayrı her biri için çok önemli mühendisler, çok önemli tasarımlar gerçekleştirirler ve çok önemlidir. Bir tekerleğin performansı, bir motorun performansı, bir aerodinamiği, o yapısı şeyin, aracın çok önemli. Onlar özel tasarlanır vesaire. Ama sonuçta bunların hepsinin o araçta bir arada tek bir performans göstermesi beklenir. O da yarışta işte birinci olabilmek, o hızı elde edebilmek, o performansı sonuna kadar yarışı devam ettirebilmek. Yol tutuşları vesaire. Ve burada üstelik de sadece aracın kendi değil, aynı zamanda sürücüsü de maharetli olmak zorundadır. Yani binanın kullanıcısı, tıpkı binayı buna bir analoji olarak alacak olursak, bunların hepsinin bir bütün olarak bir arada tek bir performans göstermek zorunda olduğunu unutmayalım. Yani motoru Renault olduğu için çok iyi bir motora sahiptir araç ama iyi bir sürücüyle tamamlayamaz yarışı. İyi olmayan bir sürücüyle, özür dilerim. Dolayısıyla bunların hepsini bir arada tek bir performansla gerçekleştirmek zorunda olduğunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi tabii yapıda bu anlamda beklediğimiz tasarım hedefleri neler dersek bunları aslında çok iyi biliyorsunuz. Yani üretkenlik ve konfor, az önce söylediğimiz işlevsel olmak zorunda zaten o bilgimiz. Güvenliği, estetik, maliyet etkin, erişebilir, varsa ya tarihsel kurmaya ilişkin yaklaşımlar, bunların hepsini eş zamanlı düşünmeye ve aynı tasarım potasında eritmeye mecbur olduğumuzu hatırlatmak istedim. Şimdi burada tabii bu çok yönlü ve pek çok noktada belki birbiriyle çelişebilecek
kararların aslında sürekli etüt edilerek ilerlenmesine ihtiyaç var. Burada işte bize bilgisayar teknolojileri yardımcı olmaya başladı. 1980'lerden sonra çok daha hızlı bir şekilde. Tasarım sürecinin belli aşamaları var diyorsunuz. Önce bir işte skeç aşaması, o ilk erken tasarım aşaması dediğimiz. Sonra onu detaylandırıyoruz, uygulamaya geçiyoruz ve işte artık teslim ediyoruz ve uygulama aşaması başlıyor. Bunların özellikle belli bir noktadan sonra, kararlar verildikten sonra geri dönüşü çok güç oluyordu eskiden. O bilgisayar teknolojilerine daha henüz çok adapte olmadığımız dönemde. Ama artık günümüzde, hatta bu Eylül, o arkadaki bilgisayar destekli tasarım çok daha şu anda bambaşka bir boyut aldı, bu belki eski bile kaldı bu grafik. Aslında geri dönülebilirliği o kadar fazla sağladı ve bize farklı alternatifleri etüt edebilme imkanı sundu ki aslında daha iyiye ve daha doğruya, yani daha yüksek performansa eriştirebilmek için binaları çok seçenekli tasarım yapabilme imkanı sunmaya başladı bize. Ve bunu sürecin en başından en sonuna kadar sürekli geri dönüşlerle gerçekleştirebilme imkanı sundu. Ve tabii burada ilk başta belki bunu biz CAD aracılığıyla, CAD dediğimiz zaman da çoğunlukla AutoCAD zaten, çünkü çoğumuzun CAD olarak bildiği ve içine düştüğü orta boydu. CAD ile başlayan ama bugün artık sadece bir çizim ortamı olmanın ötesine taşıyan bir başka platformdan, yani Building Information Modeling, yapı bilgi modellemesi değil mi? Tam Türkçesi yanlış söylemeyeyim. Yapı bilgi modellemeye doğru bir akış oldu. Ve artık biz daha önce örneğin işte CAD ortamı içerisinde bir line çizdiğimiz zaman o line'ın duvar mı, pencere mi, ölçü çizgisi mi olduğuna biz karar veriyorduk. Ancak bu ortamla birlikte aslında şu olmaya başladı. Biz artık pencereyi pencere olarak, kapıyı kapı olarak ve onun bütün fiziksel özellikleriyle, bütün arka planda istediğimiz ve beklediğimiz hesaplamayı gerçekleştirecek veri bütünüyle birlikte tanımlama imkanına sahip olmaya başladık. Bu müthiş bir devrim. Müthiş bir devrim. Müthiş bir atlama, sıçramaydı aslında. Ve tabii bu sonrasında müthiş böyle bir döngüyle aslında bütün süreçlerin ilk dediğim gibi konsept tasarımdan başlayıp şeye kadar, binanın inşasına, inşa sonrası kullanım aşaması, hatta yıkımına kadar, yani bütün bu life cycle, yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilebilecek bir sürecin aslında kontrolünü eline almış oldu. Şimdi az önce Evren Bey Dijital İkizler'den bahsetti, ben en son ona bağlayacağım. Oraya kadar geleceğim ve sonrası zaten yapay zeka ve son yorumla bağlayacağız ama aslında bu döngünün tamamını artık bir platform içerisinde takip edebilir hale geldik. Bu yapı bilgi modellemeleriyle ilgili söyleyeceğim en önemli şey ki aslında az önce Evren Bey de aynısını dile getirdi. Sadece bir görsel görüntü elde etmek değil buradaki temel yaklaşım. Burada doğru tasarlanmış binaların elde edilmesi mümkün. Dolayısıyla bu doğruluk her anlamda yüksek performansla, az önce saydığımız performans kriterlerini gözetecek bir doğruluktan bahsediyoruz. Ve dolayısıyla da binadaki pek çok o hani sistemler bütünü dediğim mekanik, elektrik, strüktürel, inşaat vesaire bunların hepsini bir arada entegre bir bütün olarak takip edebileceğiniz bir ortamın üst üste çakıştırılabileceği bir yaklaşımı bize sunuyor. Şimdi tabii bunu burada bir kısım doldurarak ben tekrar aslında bu performansla ilişkili olmak üzere performans simülasyonları burada ne işe yarıyor? Yani işte performans analizleri dediğimiz, bu analizleri artık bilgisayar ortamında yapıyoruz ve dolayısıyla bir takım simülasyon araçlarından bahsediyoruz. Ve az önce hani de ve neden sorusundan sonra aslında bunu nasıl yapacağımız da cevabı bu simülasyonlarda gizli. Simülasyon nedir? Simülasyon aslında bir işleyişin temsilini gösteriyor. İşte savaş simülasyonları var biliyorsunuz, uçak simülasyonları var vesaire ama bizim burada tarif ettiğimiz bina performans simülasyonu dediğimiz şey ise özelleşmiş bir bilgisayar programı kullanarak
gerçek sistemin davranışını tahmin etmek amacıyla binanın performansını benzetim, simülasyon Türkçesi benzetim yoluyla analiz etme yöntemi olarak tarif ediyoruz. Ve bunu tabii tasarım alternatiflerin, yeni fikirlerin hızlıca etüt edilerek alternatifler arasında seçim yapabilme şansı sunacak bir platformdan bahsediyoruz aslında. Ve bu tabii çok daha ucuz ve çok daha kısa sürede test etme imkanı sağlıyor bize. Peki niçin kullanıyoruz diye hızlıca baktığımız zaman bir kere inşa etmeden önce değerlendirme yapabiliyoruz binaları, hesaplamaları hızlı yapabiliyoruz. Çok sayıda alternatif ve tasarım kararını değerlendirebiliyoruz. Farklı parametreleri optimize edebiliyoruz. Maliyet optimizasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Ve tabii burada İngilizce olduğu için özür dilerim, çevirme şeyim olmadı fırsatım ama aslında mühendislik anlamında da yani burada arka plandaki hesaplama metodolojileri anlamında da bir tane işte en fazla 10 farklı değişkenle bir çalışmayı zar zor belki elle yapabilecekken burada on binlerce farklı hesaplamayı eş zamanlı gerçekleştirebilmek ve sonuç çok kısa sürede alabilmek imkanımız var. İşte bu da bize kısa sürede pek çok parametreyi eş zamanlı test edebilme imkanı sağlıyor. Ve tabii az önce de konuştuk, BIM'de de aslında aynı şey var. Bu simülasyonlarla biz aslında bir takım görseller elde ediyor olabiliriz ama o görsellerin arkasında bir matematiksel model var, bir algoritma var, bir hesap var. Dolayısıyla bu hesap metodolojisi bağlamında elde ediyoruz o renkli, işte maviden kırmızıya doğru, sarıya doğru giden şeyleri, okları. Yoksa buradaki gibi sadece bir görselleştirme, yani varsayalım ki şuradan mavi işte soğuk hava geldi de varsayalım ki yukarıdan kırmızı olarak çıktı. Bir varsayımken, sadece bir görselleştirmeyken, diğerinde sağ taraftaki ise tam olarak bir hesaplamanın sonucunda bize veriyor nasıl bir akış olduğunu gibi. Bir de tabii burada benim daha çok bu simülasyonları ne olarak algılamamamız gerektiğini söylemeye daha çok ihtiyacım oluyor tanımlarken. Bir tasarım aracı değil bunlar. Bunlar birer analiz aracı. Ve bu programları kullandık bir kez, yani bir tane simülasyon yaptım ben diye binanız verimli olmaz. Yani orada öyle bir şey yok. Binanın tasarım ne kararı verdiyseniz onun sonucunu alırsınız. Uzman değerlendirmesi yerine geçmez asla. Yani siz bir simülasyon yaptınız, bir takım grafikler elde ettiniz ve artık tamam. Hayır. Asıl uzmanlık ve asıl konu o sonuçları aldıktan sonra başlar zaten. Dolayısıyla uzman değerlendirmesine ihtiyaç duyuyor. Hangi konuda olduğuna göre değişecek şekilde. Veri güvenliğini garanti etmez. Yani ne demek istiyorum? Siz bir takım veriler, veri girişinde bulundunuz. Bazı doldurmanız gereken boşluklar vardı hesaba geçebilmek için. 3 yazdınız, 5 yazdınız, ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ve bir sonuç elde ettiniz. Çöp. Yani bunu şöyle diyorlar. Garbage in, garbage out. Yani çöp girdi, çöp çıktı. Dolayısıyla ne veri girdiyseniz onun sonucunu alırsınız. Veriniz doğruysa sonucunuz doğru olur. Gibi. Ve ben İsrail'e performans simülasyonu diyorum çünkü 2000'lere kadar, belki 90'ların sonuna kadar diyelim, enerji simülasyonları diye çok fazla geçerdi. Literatürde çok fazla enerji simülasyonu diye geçer ama aslında enerji değil sadece konu. Pek çok farklı performans simülasyonu gerçekleştiren, ayrı ayrı veya bir arada bunları gerçekleştiren yazılım bulmak mümkün. Dolayısıyla bulaşık, ısı, konfor, iç hava kalitesi, gün ışığı, su kullanımı, hatta maliyet analizleri, yaşam döngüsü analizleri gibi pek çok konuda farklı çalışma yapmak mümkün. Mesela işte örnekleyelim. Bir enerji performans analizi için yapılmış model. Biz görselleştirmek için, yani yaptığımız tasarımı görsel olarak müşteriye sunabilmek için bir 3 boyutlu model yapabiliriz soldaki gibi. Ama aslında analiz için bizim ihtiyaç duyduğumuz enerji modeli sağdaki gibidir. Çünkü orada basitleştirerek mümkünse malzeme tanımları üzerinden bir analiz gerçekleştirme ihtiyacımız vardır. Pek çok başka yazılımlarla ihtiyaç duyduğunuz işte güneş analizleri, ısı konfor analizleri vesaire gerçekleştireceğiniz yazılımlar mümkün. Gün ışığı ve aydınlatma ile ilişkili çok çeşitli verileri alabileceğiniz görselleştirmelerle mekan içerisindeki veya kentsel ölçekteki gün ışığı ve aydınlatma analizleri söz konusu olabilir. Yine
bir takım animasyonlarla bunları gerçekleştirebilirsiniz. Havalandırma, hava akışları bina dışında veya bina içerisindeki, şimdi az önce de gösterdiğim gibi burada da mesela bu renkler aslında tamamen arkasında oldukça da ciddi mühendislik hesapları ve algoritmaları olan hesaplamalar sonucu elde edilen görseller. Bu da hareketliydi galiba. Evet, şeyde yine sadece mekan içinde değil, kentsel ölçekte dış rüzgar akışları, İTÜ'nün zannediyorum bir yaptığı çalışmaydı. İTÜ'de yapılan bir çalışmaydı. Veya dediğim gibi iş sadece rüzgar, güneş vesaire değil, akustik örneği, iç mekan akustik şeyleri, yeterlilikleri veya kentsel ölçekte gürültü haritalarının oluşturulması veya tamamen malzeme veya bileşen bazında ses geçiş kayıplarının hesaplandığı araçlar ile akustik performans analizleri ve başka daha özel nem transferine dönük sadece yapı kabuğunu ilgilendiren çeşitli yazılımlar ve tabii bir de arayüzler. Çok sayıda arayüz ile aslında arka plandaki çok karmaşık mühendislik hesaplarını daha basitleştirip daha kolay kullanıcının erişebileceği formata sokacak çeşitli arayüzler. Ben bunların içerisine formayı, insight'ı koydum. Ekotek'i silemiyorum herhalde. Kalbimde bir yaradır. Ekotek, Autodesk'in daha önce Autodesk'ten önce benim kullandığım doktoramda bir programdı. Sonra Autodesk onu satın aldı, çok sevindim. Fakat sonrasında da zannediyorum bir ömrü tamamlandı herhalde. Ama çok iyi bir programdı, mimari açıdan. Şimdi zannediyorum forma buna bir miktar bir açılım getirecek gibi. Biraz sonra son yanından dinleyeceğiz onu. Onun dışında sizlerin de belki sıkıntıda duyduğu Open Studio gibi, Design Builder gibi. Green Building Studio'da hala çalışıyor zannediyorum Autodesk üzerinden. Online bir platformda. Üç boyutlu modelinizi gönderiyorsunuz ve online olarak size yeşil binaya ilişkin belli kriterler bağlamında sonuçlar veriyor. Şimdi tabii burada bir de bizim ne beklediğimiz, ne istediğimizle de ilişkili bu araçlarla olan durumumuz. Çünkü bir piramidimiz var aslında. Bu piramidin en altında ihtiyaç olan şey, zorunluluk olan şey aslında bizim enerji sertifikaları. Zorunlu olarak planlarımıza ruhsat alabilmek için bu sertifikayı edinmek zorundayız. Ama bu sertifika için bu kadar karmaşık yapıda binaları modelleme ihtiyacımız olmayabilir. Çünkü gittikçe performansı arttıran ama karmaşıklığı da arttıran bir piramitten bahsediyoruz. Ama söz konusu eğer yeşil bina vesaire bir yüksek performansa doğru gidebilecek bir bina tasarımı söz konusu ise o zaman biraz daha fazla bu yazılımlara eğilmek zorunluluğumuz var. Ve bugün için artık, yani her ne kadar bunu bir piramit olarak gösteriyor olsak da bana sorarsanız bugün için artık hedefimizin hangi tür bina olursa olsun, hangi ölçekte olursa olsun hedefimizin hep piramidin üst basamakları olması gerektiğini söylemem lazım. Aksi halde erişmeye çalıştığımız hedefe bütün dünya olarak söylüyorum bunu. İşte 2030'daki karbon hedefine, 2050'deki sıfır karbon hedefine erişebilme yolunda çok zaman kaybedeceğimizi söylemem lazım. Simülasyonların seçim kriterleriyle ilgili belli başlı şeylerimiz var. Onları çok fazla üzerinde durmadan geçeceğim. Çünkü asıl şeyimiz burada değil. Bunları hızlıca geçelim. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Girdi çıktı kalitesi az önce söylemiştim. Hızlıca bir de şu aşamalarından söz, yani biz ne yapacağız? Peki bu araçlarla bu araçları kullanacaksak nasıl kullanacağız dediğimiz zaman aslında en kritik olan şey modelleme kısmı. Belli aşamalardan geçecek yapacağımız çalışmalar ama en kritiği modelleme çünkü bütün bilgisini ne sahip olmak zorundayız ama hangi analiz için hangi bilgiye ihtiyaç duyduğumuzu net tarif etmemiz lazım. Mesela dedim ki az önce bir akustik performans analizi yapıyor olabiliriz. O zaman benim bina kabuğumun U değerini, yani ısı geçirme katsayısı değerine ihtiyacım yok arkadaşlar. Dolayısıyla o bilgiyi vermemin hiçbir faydası yok binaya, şeye, modele. Benim orada sadece ses yutma veya yansıtma kapasiteleriyle ilgili bilgilerini gireceğim malzemenin gibi. Dolayısıyla burada neye ihtiyaç duyuyorsak, yani bir aydınlatma analizi için renk çok önemli olacak belki.
gibi bunların hepsini hangi programla, ne veriye ve hangi sonucu almak istediğimize bağlı olmak üzere tanımlamaya ihtiyacımız var. Yani veri toplama aşaması kritik. Modelleme uzmanlık gerektiren ve en fazla zaman kaybettiren diyelim ya da zaman gerektiren diyelim bir aşama. Çünkü pek çok program kendi arayüzlerinde bunu basitleştirmeye çalışsalar da bu modelleme bir zaman oluyor. Ama ne güzel ki, ne iyi ki aslında son zamanlarda, son birkaç yıldır özellikle platformlar arasındaki geçiş ve az öncesinde sözünde ettiğiniz o bulut üzerindeki herkesin aynı şeye uygulamaya ya da modele erişebilir olmasının verdiği ölçü bir kolaylık var. Bu da müthiş bir evrim ve ilerleme, sıçrama getiriyor. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü böyle burada ekranda gördüğünüz program, eski bir program, ona CAD'de hazırlanmış bir üç boyutlu çizim aktaramıyordunuz. Bunun içerisinde tekrar çizmeniz gerekiyordu modelinizi falan. Ve böyle zaman kayıplarına ihtiyaç olmadan aynı platform içerisinde bütün analizleri gerçekleştirebiliyor olmak büyük bir devrim tabii ki. Dolayısıyla modelleme önemli. Bazı hata ayıklamalarına ihtiyaç olur simülasyonda her zaman. Ve tabii ki az önce söylemiştim, sonuç yorumlama. Yani bir takım grafikler veya bir takım böyle görseller elde ettiğimiz zaman bunların ne anlama geldiğini, iyi mi, kötü mü, başarılı mı, başarısız mı, yeterli mi, yetersiz mi, yetersizse yeterli olabilmesi için hangi verilerle nasıl değişikliğe uğratmam gerekiyor tasarımı, ne yapmam gerekiyor konularına hakim olmak zorundasınız ki ilerleme kaydedebilin, alternatifler içerisinden doğru seçim yapabilin. Ve özellikle az önce söylediğim bu tasarım alternatifleri içerisinden seçim yapabilme, tasarım sürecinin başından itibaren, skeç aşamasından itibaren gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sonunda elde ettiğimiz bir takım grafikler farklı farklı çıktılar. Bunların raporlanmasıyla aslında süreç tamamlanmış oluyor. Ama bugün için tabii ben hemen konuyu bağlayacağım çok uzatmadan. Aslında bugün için artık BİM ve ötesi diye bileceğimiz bir noktadayız. Deminden beri söylediklerim belki 20-30 yıldır bugün konuştuğumuz bu ortamın hazırlık aşamasıydı. Artık biz bu bütün verinin bir arada çalışabilirliğini sağlayacak o ortama erişmiş vaziyetteyiz. Bu bir hayaldi, bu bir çabaydı. Bundan 25-30 sene öncesindeki çalışmalarda, literatürde hayaldi, böyle olması gerekiyordu. Artık böyle oldu aslında. Ve bizim bu az önce de göstermiştim bir döngü, bir yaşam döngüsü. O döngünün içerisinde her türlü tasarım aracının ve ona ihtiyaç duyacağınız her türlü simülasyonun, daha doğrusu destek araçlarının entegre edildiği o döngüyü aslında artık kullanabilir durumdayız. Ve o model bir kez modellendikten sonra ortamda bütün analizlerini ister aydınlatma, ister enerji, ister karbon, ister maliyet ne derseniz buna, hangi açıdan bunun analizini gerçekleştirmek istiyorsanız onlarla entegre olabilecek bir tek platformdan söz ediyoruz. Dolayısıyla da artık o noktadan ileriye, ki bu gelecekti, artık geldi demek lazım. Yani böyle işte basit CAD şeylerinden, çizimlerinden başladığımız, iki boyutu üç boyuta taşıyabildiğimiz noktadan artık BIM modelleriyle tek bir platforma erişebildik. Ve tabii artık biz bu üç boyutu BIM aracılığıyla dört boyut, beş boyut, altı boyut gibi çoklu boyutlarda tanımlar hale geldik. Çünkü artık konu bizim az önce söylediğim bu hani işte naifçe bir takım mühendislik hizmetlerinin de eş zamanlı çakıştırılarak burada etüt edilebiliyor olmasının ötesine geçtiğimiz artık bütün süreçlerin altyapının, üst yapının tamamının inşaat aşamasındaki süreçleri de dahil edecek. Yapım süreçleri ve yapım sonrası süreçleri de dahil edecek bir bütünlük içerisinde kontrolünü ortaya koymuş durumdayız. Evren Bey de zaten bunun örneğini bize gösterdi. Dijital ikizler. Dijital ikiz kablo ve dijital ikiz binalar. Artık binamızın
her anlamda IoT ile beraber tüm verisinin toplandı, takip edildiği ve hangi noktada kullanım nasıl olmuş, ne kadar enerji tüketmiş, neye basılmış, neye basılmamış, her şeyi takip ettiğimiz, hatta artık dijital ikiz kentler, özellikle kentlerin altyapısı bağlamında çok ciddi çalışmalar bu bilinç için gerçekleştiriliyor. Tüm bu verilerin artık birer kentlerin, daha doğrusu birer dijital ikiziyle sürecin yönetildiği ortamlara evrilmiş durumdayız. Tabii burada bunun bir şey sonrası, adım sonrasının ne kadar bizim özgürlük sınırlarımızı zorlayacağını, nereye vardıracağını, özellikle yapay zeka teknolojisi nereye doğru gittiğimiz konusunu belki Songül Hanım'la birlikte de ondan sonrasında tartışmayı isterim açıkçası. Çünkü burada aslında çok daha naif bir şekilde bizim mümkün olduğunca sadeleşerek ama tabii ki basitleştirmeyerek daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünyayı çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakma sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Hepinizin Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum bu vesileyle ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hızlıca geçtik ama sorular kısmında belki bazı şeyleri açabiliriz. Sonra Bilge ben. Eski adıyla Proto Bilgisayar. Şu an Proto Altar ama çok kısa bir süre sonra Arkan olarak değişecek olan Pyro'muzda iş geliştirme danışmanı olarak görev alıyorum. Çalışmıyor mu? Çok açısı ve yakın olması gerekiyor. Evet, çok yakın. Tamam, dikkat ederim. Uyarırsınız. Ben kalabalık bir ajandayla geldim. Konu bütünlüğü açısından önce bir bilme kısa bir değineceğim. Sonra size tasarım ve imalatın durumu raporundan bir bahsetmek istiyorum. Kısaca Autodesk'e ait bir rapor burada. Bir iki anket sorularını görmeniz için. Autodesk yapay zeka konusunda neler yaptı? Bundan bahsedeceğim. Üretken tasarım nedir? Generative design, buna değineceğim. Ve Autodesk'in sektörümüz için, inşaat sektörü için stratejisi ve vizyonu nedir? Buna bakacağız. Ve en sonunda da Autodesk formanın ne olduğunu hep birlikte görüyor olacağız. Şöyle başlıyorum. CAD sistemlerinin evrimini zaten hocam da konuştu, Evren Bey de biraz bahsetti ama 80 ve 90'lı yıllarda CAD ve nesne tabanlı CAD hayatımıza girdi. Aranızda hepiniz eminim AutoCAD'e aşinasınızdır. AutoCAD'de neler yapıyoruz? Çizimler yapıyoruz. Tek amacımız çizim üretmek. Yani tasarım amaçlı bir yazılım değil ne yazık ki. Ve çizdiğimiz çizgilere biz kendimiz isimler veriyoruz. Çünkü kalınlıkları önemsiyoruz ve her şey doğru katmanda mı oluştu, bunu gözlemlemek için katmanlarla uğraşıyoruz. Ve kullandığımız komutlar da ortak tüm disiplinlerde. Line, arc ve circle şeklinde ilerliyoruz. Bir çizdiğiniz, AutoCAD'de çizdiğiniz bir nesneye özelliklerine baktığınızda bu line da arc olarak görünüyor. Ben duvarım demiyor size aslında ve herhangi bir bilgiye de sahip olmuyor. Biz CAD'le çalışırken 3 boyutlu modellemeler de aslında yapabiliyoruz. AutoCAD'de veya 3D Studio Max gibi programlarda bunu yapmamız mümkün. Ama yine baktığımızda kullandığımız komutlar ortak komutlar. Yani genel amaçlı solid face gibi komutlar ve ben bunu duvar olarak hayal ediyorum. Seçtiğimde duvara ait herhangi bir niteliğe sahip olmuyor tabii ki. 2000'li yıllardan itibaren yapı bilgi modellemesi hayatımıza girdi, kısaca bilim. Ve burada artık gerçek yapı bileşenlerine denk gelen elemanlara sahip olduk. Yani benim komutum line arc değil, wall door diye gerçekten yapı bileşeni oluşturmamı sağlayan komutlar. Ve bir duvar çizdiğim zaman ben bu duvarın birçok bilgisine sahip oluyorum. Yazılımlar yerleşik olarak birçok bilgiyi bana sağlıyorlar. Örneğin duvarın tipi oluyor, yüksekliği oluyor, uzunluğunu biliyorum.
malzemesi oluyor. Ve biz kendimiz kullanıcı olarak da bazı özellikleri ekleyebiliyoruz. Yani o duvardan beklediğim, örneğin bir yangına dayanım bilgisi varsa ben kullanıcı olarak bunu da ekleyebiliyorum. Yani bilgi burada çok değerli. Pardon. Yapı bilgi modellemesinin tanımına bakacak olursak çok tanımı var tabii ki. Ben ISO 19650 serisindeki tanımını kullanmak istedim. Türkçe'de yapı bilgi modellemesi diyoruz. Alınacak kararlar için güvenilir bir temel oluşturmak üzere tasarım, inşaat ve işletme süreçlerini kolaylaştırmak için yapılı bir varlığın ortak dijital temsilinin kullanılması. Olmazsa olması üç boyut, yani mutlaka bir üç boyutlu halini oluşturuyoruz. Geometrik modeli oluşturuyoruz, artı üstüne bilgileri ekliyoruz. Yapılı varlıklar sadece binalarla sınırlı değil, altyapı için de kullanabilirsiniz yapı bilgi modellemesini. Yani karayolu tasarlamak için ya da demir yolu tasarlamak için ya da bir baraj gövdesi tasarımı için yine yapı bilgi modellemesini kullanabiliriz. Uygun teknolojiler kullanılarak binaların ve altyapının tasarımı, inşası, işletilmesi ve bakımıyla ilgili doğru miktarda bilginin daha iyi tanımlanması ve sunulması yoluyla fayda etmekle ilgili diyoruz. Burada da vurgulamak istediğim kısım doğru miktarda bilgi. Çok fazla bilgi israfı oluyor. Yani bu hem zaman hem de emek harcamamıza sebep oluyor. Bir yapı bilgi modeli oluştururken öncelikle ilk başta BİM hedeflerimizi ortaya koymamız lazım ve bu hedefler doğrultusunda gereken bilgileri tespit edip ona göre o bilgileri girmemiz lazım. İşverenlerin de bu konuda tabii ki bilinçlenmesi gerekiyor. Her zaman en iyisi olsun diyebilirler. Aslında hiç kullanmayacakları bilgileri de isteyebilirler. Ama dediğim gibi bu hem zaman ve emek kaybı hem de yazılımlar içinde bir tabii ki performans sorununu doğurabilir. Planlama ve erken tasarım kararlarının proje sonuçları üzerinde çok büyük etkisi var. Geleneksel süreçle ilerlediğimizde, yani ben artık buna eski iş akışı diyeceğim. En çok zamanı, burada da görebilirsiniz, biz dokümantasyon için harcıyoruz. Yani ölçüleri vermek, yazıları yazmak, paftaları oluşturmak çok vakit alıyor ve aslında biz mimar ve tasarımcılar için bu proje aşamaları arasında en ham maliye iş olarak nitelendirebileceğimiz aşama. Bizim bu değerli zamanı daha da öne çekmemizi sağlayan yapı bilgi modellemesi. Çekiyoruz öne nereye? Planlama ve tasarıma kaydırıyoruz zamanı. Yani tasarımlar için, tasarımımızı geliştirmek için daha çok vakit harcıyoruz. Tasarım alternatifleri oluşturup, o alternatiflerden hangisi en iyi sonucu verecek, onu değerlendirme fırsatına sahip oluyoruz. Ve analizler yaparak, en doğru kararları alarak hızlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Zaten yeni iş akışıyla, yani BİM ile ilerlediğimizde dokümantasyon otomatik olarak kendiliğinden çok hızlı devam ediyor oluyor. BİM'de 4 temel prensipten bahsedebiliriz. 2 kez inşa ediyoruz. İlki sanal ortamda dijital olarak inşa ediyoruz. Bu dijital model üzerinde, bilgileri içeren model üzerinde bütün kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. İşte analizler yapıp optimizasyonlar sağlıyoruz. Çakışma kontrollerimizi yürütüyoruz. Ve sahaya işi aksatacak iş bırakmamaya çalışıyoruz. Ardından da istediğimiz sonuçları elde ettikten sonra da gerçek fiziksel inşasına başlıyoruz. Evren Bey'in de belirttiği gibi artık bir ortak veri ortamına sahibiz. Birlikte çalışıyoruz, birlikte planlıyoruz ve inşa ediyoruz. Bir oluşturduğumuz bir bilgiyi birçok yerde, birçok ekip kullanabilir oluyor. Yani işletme sürecinde o model kullanılacaksa bir ekipmanın bakım bilgisini ben ta başta bir mimar olarak girebilirim. Ve bu bilgiyi ileride başka ekipler kullanabilir olurlar. Ve biz bu modeli, akıllı bir modelimizi yapının tüm yaşam döngüsü boyunca kullanabiliriz. Bununla ilgili sizin de bir söyleminiz olmuştu. O yapı yaşam döngüsünü ben açıp göstereceğim birazdan.
BİM'in sağladığı faydalara bakacak olursak, önce bir anketle başlamak istedim. Bu Maryland Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma. Size fikir vermesi açısından, büyük bir proje için, tabii ki bu projeden projeye değişecektir oranlar. Baktığımızda maddi olarak, yani maliyet anlamında, tasarım maliyetinde %8, inşaat maliyetinde %3'lük bir tasarruf sağlayabilir BİM'le çalışmak. Zaman açısından baktığımızda tasarım süresinde %30 ve inşaat süresinde yine %10 oldukça iyi bir oran sağlayabilir. BİM'in sağladığı faydalarda çakışma ve hataları erken algılama ve düzeltme imkanımız var. Çünkü çakışma kontrolleri yapabiliyoruz. İş tekrarını azaltır ve olası iş kazalarını önleme fırsatı sunar bize. İş tekrarını azaltma konusunda bir örnek vermek istiyorum. Yani normalde CAD'de çalışırken kopuk kopuk bağımsız çizimler oluşturuyoruz biliyorsunuz ki. Tamam hepsinin altından kalkabiliriz, o çizimleri üretebiliriz. Ama sonra bir revizyon söz konusu olduğunda o değişikliği bütün o birbirinden bağımsız görünümlere tek tek gidip işlemeniz gerekiyor ve risk de alıyorsunuz. Çünkü gözden kaçan şeyler olabilir. Bir modelini kullandığınızda hiçbir şey, yani o bir duvar, üç boyutta da, planda da, cephede de, kesitte de aynı duvar. Yani tek bir duvar kullanıyor oluyorsunuz. Onu herhangi bir değişikliğe maruz bıraktığınızda ilişkili tüm görünümlerde zaten otomatik olarak bilgisayar tarafından güncelleme gerçekleştiriliyor. Yani bir risk söz konusu olmuyor. Proje süresini azaltacağını söyleyebiliriz. Biraz önceki sonuçlarda da görmüştük. Yapı yaşam döngüsü maliyet optimizasyonu sağlıyor dedik. Kar artışı sağlayacaktır. Zaman tasarrufu özellikle burada etkili olacaktır. Ve iş kalitesinin artmasını sağlayacak. Çünkü tasarım ve tasarım geliştirmeye, planlamaya daha çok vakit ayırabileceğiz. Alternatifler üzerinde çalışmalar yürütüp karar verebileceğiz. Daha kaliteli tasarımlar yapma imkanımız artık çok daha fazla. Ve siz başarılı bir BİM projesi teslim ettiğinizde bu size çok büyük referans olacaktır ve tekrar iş alımı konusunda size yol gösterecektir. Yapı yaşam döngüsüne baktığımızda BİM modeli tam ortada yer alıyor. Planlama, tasarım, inşaat ve işletme süreçleri boyunca tüm aşamalarda bize değer sağlıyor. Saha analiziyle başlar, kavramsal tasarım, detaylı tasarımlar yapabilirsiniz, analizler yapabilirsiniz model üzerinde. Modelden çektiğiniz her bir görünüm, her bir pafta modelin birer yansıması şeklindedir. Dokümantasyonu çok hızlı üretebilirsiniz. İmalatta yine desteği var. İnşaat planlaması yapabilirsiniz. Yapı bileşenlerine zaman bilgisi ya da maliyet bilgisi işleyerek İnşaat simülasyonları ve metraj, maliyet gibi hesaplamalarınızı kolaylıkla yürütebilirsiniz. Lojistikte bile değer katar, ne zaman sahaya, hangi ekipler gelecek, hangi ekipmanlar bulunmalı, bunlarla ilgili planlamalar yapıp sert ya da yumuşak çakışmalar için çalışmalar yürütebilirsiniz. Hani hep aynı örneği veriyorum ama diğer sunumlarında da. İki vinç kule aynı anda çalışırsa birbirine çarpar mı? Hani bunu simülasyon şeklinde çok kolay inceleyebilirsiniz. Yapının işletme ve onarımında yine fayda sağlayacaktır bir modeli Evren Bey bahsetti. Ve yapının yıkımına kadar, yani proje fazlalarını, faz bilgilerini işleyerek hangi bileşen yeni mi, yıkılacak mı, değişecek mi? Bu tip bilgileri işleyerek yine orada da bir hesaplama ve görselleştirme çalışmasına gitmeniz mümkün. Bu raporu lütfen hani vakit bulursanız inceleyin. Görebiliyorsunuz PDF şeklinde, kare kodunu da paylaştım. Autodesk'in yaptığı bir çalışma bu. Tasarım ve imalatın durumu, 2024 son sürümü, hatta önceki yıllarınkini de bulabilirsiniz. Burada bugünkü konumuzla örtüşen iki sonuca yer verdim ama çok kapsamlı ve çok gerçekten aydınlatıcı bir rapor. Şirketler yapay zekayı benimseme yolculuklarında gerçekten ilerleme kaydediyorlar. En son rapora göre liderlerin, bu arada
Bu çalışma yaklaşık 5500 kişiye anket üzerinden yürütülmüş. Ve burada liderler de var, kullanıcılar, çalışanlar da var. Liderlerin %66'sı yapay zekanın sektörlerini geliştireceği konusunda hemfikir ve %78'i 2-3 yıl içinde yapay zekanın genel anlamda gerekli olacağı konusunda hemfikir. Burada 2004 yılına göre, 2023 yılından 2024 yılına göre değişim gösteren ilk 5 eylemi görüyorsunuz. Ve bakın geçen sene 5. sırada olan yapay zeka bu sene 2024 raporunda sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz olarak 1. sıraya yükselmiş durumda. Yan tarafta da Evren Bey bahsetmişti, Autodesk'in 3 sektöre yönelik çözümleri var. Diğer sektörlerle de ilgileniyorsanız eğer bakın onlarla da ilgili sonuçlar bu şeyin bahsettiğim raporun içinde bulunuyor. Evet, şimdi Autodesk AI'ya bakalım, yapay zekaya. Tanımıyla başlamak istedim. Autodesk yapay zekayı nasıl tanımlıyor? Normalde insan zekası gerektiren ve bazı durumlarda onu aşacak görevleri yerine getirebilen bilgisayar sistemlerinin teorisi ve geliştirilmesi olarak tanımlıyor. Yapay zeka gün geçtikçe hayatlarımıza dokunmaya, hayatlarımızı etkilemeye, gelişmeye ve geliştirmeye hızla devam ediyor. O kadar çoklar ki artık yetişemiyoruz. ChatGPT önde gidiyor tabii ki. Autodesk AI yine çok hızlı bir şekilde Autodesk çözümlerine girdi. Sıkıcı ve tekrarlayan işleri otomatize ediyor, otomatik hale getiriyor. Bireylere ve ekiplere karar alma sürecini bilgilendirmek için güçlü analiz araçlarına erişim olanağı sağlıyor. Ve burada örnekleri var. Hani birçok şeyde çözümünde dokunuşları var artık yapay zekanın. Biz bugün ağırlıklı olarak Autodesk Forma'ya yer vereceğiz ama hani hepiniz AutoCAD kullanıyorsunuzdur. AutoCAD'de yapay zeka dokunuşları nerede? Bir iki örneğini vermek isterim. Örneğin Autodesk asistanı var artık. Herhangi bir şey sorduğunuzda hemen cevap veriyor size. Oradan Autodesk'e destek kaydı gönderebiliyorsunuz bir resim değiştirerek. Veya size bir PDF gelmiş olabilir. Bu PDF'i aldıktan sonra içinde tekrar eden motifler varsa bunları bloğa dönüştüreyim mi? Bak şu çok tekrar eden bir şey diyor. Ve size o çizimde bulunan blokları öneriyor o motife benzeyenleri. Yok bunları kullanmazsanız da kendiniz yeni bir blok adı verin. Ben bunların hepsini bloğa dönüştürebilirim diyor. Bu gerçekten heyecan verici. Bunlar şu an beta aşamasında bazıları, bu blokla ilgili olanı, geri bildirimleri çok önemsiyor Autodesk ve buna göre birçok yerde dediğim gibi dokunuşlarıyla karşılaşıyor olacağız. Üretken tasarımına devam edecek olursam, Autodesk'te üretken tasarımı, tasarımcıların bilgisayarı kullanarak tasarım araştırması gerçekleştirmenin daha otomatik yollarını benimsemelerine yardımcı olacak bir yol olarak görüyor. Üretken tasarım nedir? Ürünler, binalar, altyapı ve sistemler için daha iyi sonuçlar yaratmaya adanmış bir yapay zeka biçimi olarak tanımlayabiliriz. Üretken tasarım kullanıcıların isteklerini tanımlamasına, bunlara değişkenleri uygulamasına ve birçok tasarım çözümünü aynı anda keşfetmesine ve değerlendirmesine olanak tanıyor. Yani biz mimar, tasarımcı olarak birkaç alternatif tabii ki üretebiliriz ve bu da bizim vaktimizi alır ama bunu üretken tasarımla yaptığımızda sonsuz sayıda bize şey sağlıyor, alternatif sağlıyor ve bunu oluştururken de kriterlerimizi vermiyoruz çünkü. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Örneğin bir stadyum tasarımında üretken tasarımı tercih edebilirsiniz. İnşaat planlaması için olabilir, drenaj tasarımı, şehircilik planlaması için veya bir iç mekan planlamasında ya da bir cephe tasarımı için üretken tasarımdan fayda sağlayabilirsiniz. Hani sadece fikir vermesi açısından böyle bir çeşitliliği size sunmak istedim. Üretken tasarımın faydaları neler? Daha fazla yineleme ve tasarım olanağı sağlar. Projenin sıkıcı ve zaman alıcı yönlerinin ortadan kaldırılması konusunda fayda sağlar. Zamandan tasarruf sağlar ve maliyetleri azaltır. Veriye dayalı karar vermek mümkündür. Atıkların azaltılması mümkün olur ve müşteriyle
daha erken karar alma noktasına ulaşırsınız. Geleceğin çalışma şekli üretken tasarım ile güçleniyor diyebiliriz. Yani bu konuda yatırım yapmanız gerekiyorsa şimdiden başlamanızı tavsiye edeceğim. Birkaç tane örnek çalışma hani nedir? Üretken tasarım ne yapabilir? Sizlere onlarla devam edeceğim. Bu Autodesk'in Toronto ofisi. Burada üretken tasarımdan faydalanarak farklı varyasyonlar geliştirmişler. Çalışanların tercihlerini öncelikle toplamışlar. Ve geleneksel iş akışlarına göre çok kısa sürede çok fazla seçenek elde etmişler. Ve sonuçlar da gerçekten ilgi çekici ve çarpıcı, beklenmeyen sonuçlarla da karşılaşmışlar. Şöyle bakalım. Bunlar bakın, üç ana temada ilerlemişler bu projede. Verimlilik, işbirliği ve bu diye geçiyor. Ve burada her bir faktörü bu şekilde tanımlamışlar. Gün ışığı var aralarında, görebilirsiniz. Görsel engel, dışarıya manzara, komşu tercihi, hani yanında kim var, sirkülasyon, iş stilleri, akustikle ilgili yine bir tercih notunu görüyoruz ve düşük yoğunluk ile ilgili bir dizi hedefleri ortaya çıkmış. Bina 3 katlı ve yaklaşık 4500 metrekare, 11 toplantı odası, 6 çok amaçlı odası ve 11 telekonferans alanı bulunuyor. Bu binada 250'den fazla insan olacak ve 25'ten fazla ekip bulunuyor. Şöyle bakın, ilerleyelim. Videodan da takip edebilirsiniz. Buradaki binadan bahsediyoruz. Evet, videomuz oynuyor. Kriterlere göre çalışma yürütüyor. Alternatiflerini hazırlıyor. Buradaki o mavi çubukların ve sarı alanların tabii ki karşılıkları var. Sarı kısımlar farklı konumları gösteriyor. Ve bununla zaten sonlandırmışlar projelerini. Burada da bakın yine bir çalışma örneğini değerlendirme kısmını görebilirsiniz. Yusuf hocamızın söylediği gibi geri planda hakikaten çok fazla şey dönüyor aslında. Bir insan zekasının baş edemeyeceği kadar derin bir durum. Her bir kriter için bakın ilerliyor. Oluşturma, değerlendirme, ortaya çıkarma ve keşfetme. Burada evet sonuçları elde etmişler. Ama daha sonra bu sonuçların mutlaka bir mimar ya da tasarımcı tarafından iyileştirilmesi gerektiği sonucu da ortaya çıkmış. Örneğin burada açılı duvarlar var. Hani her mimar farklı açıları kullanır diyemeyiz. Burada üretken tasarımda işte şu sol taraftaki duvarlardan bahsediyorum. Hatta bir sonrakinde galiba daha iyi görüyoruz. Evet. Mesela şu sağdaki kısımda farklı açıda duvarlar var. Biz genelde hani mimarlar aynı açıyı tutturmaya dikkat edebiliriz. Hani çoğunluk olarak diyeyim en azından. Ama burada farklı açılarla ilerlediğini görüyoruz. Onun dışında sağ altta böyle küçük bir boşluk bırakmış ve bu mimar için çok iyi bir fikir demiş mimar. Hani bunu ben düşünemezdim demiş. Yani orada sizin çıkan sonuçlara bakıp bir iyileştirme ya da bir değişikliğe gitme durumumuz yine her zaman söz konusu olacaktır. Yani buradaki üretken tasarım kesinlikle insanların yerini almayacak. Çünkü onun insan tarafından yürütülmesi ve sonuçların da insan tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu da bir başka örnek çalışma, mahalle ölçeğinde yapılmış bir çalışma. Sıfır enerji hedeflerini karşılamak üzere yapılmış. Evet, burada da Dynamo dediğimiz bir eklentimiz var. Biz bunu Revit'te kullanıyoruz. Python da tabii ki olabilir. Yani arkada aslında işleyen çok fazla kod olduğunu gösterebilmek adına bunu paylaştım sizinle.
Bir Daiwa House dediğimiz bir çalışmada yine kullanılmış. Arazi kıt olan bir yer. Burada en iyi nasıl kullanabilirim araziyi, buna yönelik bir çalışma görüyorsunuz. Ve bir mağaza yerleşimi için yine farklı bir örnek olabilir. Burada her birinde tabii ki kriterler farklılaşıyor. Peki, üretken tasarıma yönelik Autodesk araçlarımız neler? Parametrik modelleme yapıyoruz artık. Revit gibi BIM yazılımlarıyla. Görsel programlama buna katkı sağlıyor. Artık bilmiyorum, aranızda Revit plan var mı ya da kullanan? Ne kadar? Ha, güzel. O zaman avantajlarını, faydalarını zaten çok iyi biliyorsunuz. Artık iş ilanlarına baktığımızda sadece Revit Plan değil, Dynamo Plan de aranmaya başladı. Görebilirsiniz, rastlayabilirsiniz. Yani burada artık beslenmesi gerekiyor bu tip yazılımların. Görsel programlama da bilmeniz değerlidir. Üretken tasarım devreye giriyor bakın. Alternatifler buluşturmamızı sağlıyor artık. Tasarım optimizasyonları yapabiliyoruz. Ve yapay zeka ile artık nereye uçar bilemiyoruz. Makine öğrenimi hayatımıza girdi. Autodesk'in AEC stratejisi ve vizyonuna bakacak olursak, Autodesk 3 sektörde hizmet veriyor. Üretim, medya ve eğlence ile birlikte bizim sektörümüz, inşaat sektörü diyelim, AEC diye geçiyor. Ve AEC bünyesinde binalar, ulaşım, su ve endüstriyel segmentlere hitap ediyor. Autodesk son 40 yılda 3 dijital dönüşüme öncülük etmiştir diyebiliriz. Bunlardan ilki elle çizimden CAD ve AutoCAD ile elektronik çizimlere geçiş olmuştur. Bu ilk dijital dönüşüm diyebiliriz. Devam ettiğimizde ikincisi BIM'in tanıtımıyla olmuştur 20 yıl önce. 3 boyutlu parametrik modelleme ile tanıştık. Ve devam ettiğimizde yaklaşık 6-7 yıl önce hayatımıza girdi. Bağlantılı BIM diyoruz. Ortak veri ortamının kullanıldığı Connected BIM diye geçiyor. Artık Zulus'taki veriler birbirine bağlanmaya başladı. Ve şöyle ilerleyecek olursak Autodesk tam bir varlık yaşam döngüsü yönetimini destekliyor. Galiba biraz geri alayım. Bugün neredeyiz baktığımızda planlama, tasarım, inşaat ve işletme süreçleri boyunca BIM'i kullanabiliyoruz. Ama hala sıralı ve parçalı gitmemiz gereken durumlarla karşılaşıyoruz. Geleneksel süreçte proje aşamaları arasında ya da ekipler arasında veriler el değiştirdikçe biliyorsunuz ki bilgi kayıpları yaşanır. BIM'e baktığımızda bu bilgi kayıplarının bakın artık olmayacağı görünüyor. Bugün dünyamız 5 yıl öncesine göre farklı. Çok fazla talep var. Yani herkes proje yapıyor aslında. Sürdürülebilirlik ve dayanıklılık. Demografik değişimler ve teşvik paketleri var. Çalışma şeklimiz değişti. Pandemiden sonra uzaktan çalışma, hibrit çalışma söz konusu. İş gücü sıkıntısı var. Malzeme tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandı, sanayileşmeden aynı şekilde. Ve hızlı bir dijitalleşmeden bahsedebiliriz. Çok fazla veri ve araç yer alıyor artık hayatımızda. İşverenler dijital ikizleri talep etmeye başladılar. Otomasyon ve üretken yapay zeka ile hızla uygulamalar ve çözümler geliştiriliyor. Ve BIM'in de artık bu endüstri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gelişmesi gerekiyor. Peki BIM'in geleceği ne olacak? Nereye doğru gidiyoruz? Birincisi dedik elektronik çizimlere geçiş olmuştu. Sonra bağlantılı BIM'le tanıştık. Ve bağlantılı verilerle gittikçe güçleniyoruz. Kararların sürekliliğini sağlamak için işte verilere baktığımızda veriler sürekli gidiyor, geliyor.
Mevcut durumda çok sayıda yeniden çalışma ve ileri geri yenilemeler yapıyoruz. Ve aslında ilk başa koymamız gereken hedefleri biz sonda düşünüyoruz. Yani işletme aşamasının sonuna gidildiğinde işte sürdürülebilirlik, maliyet ve teslim süresiyle ilgili kazançlarımız var mı diye sorguluyoruz. Halbuki ne yapmalıyız? Sonuçta elde edeceğimiz sonuçları bizim kriter olarak en başa taşımamız lazım. Yani planlama bu erken aşamada planlama yaparken sürdürülebilirlik, maliyet ve teslim süresiyle ilgili kriterlerimizi ortaya koyup ona göre doğru kararları alıp ilerlememiz gerekiyor. Evet, sonuç kriterleri neler olabilir? Sürdürülebilirlik, maliyet ve teslim süresi dedim ama daha da fazla olabilir tabii ki. Yaşanabilirlik, çeşitlilik, net işletme geliri, insan deneyimi veya hesap sorulabilirlik gibi. Ve böylelikle yapay zeka ile birlikte bunları yürüttüğümüz zaman istenen daha iyi sonuçları elde etmeniz mümkün olacak. Ve bu yaklaşıma da sonuç odaklı yaklaşım diyoruz. Evet, sonuç odaklı BIM varmak istediğimiz nokta oldu artık. Bir endüstri bulutu aracılığıyla bu sonuç odaklı BIM'i yakalayabiliriz. Ve burada kullanabileceğimiz ürün şu an için Autodesk Forma ama eminim ki devamı zaman içerisinde gelecektir. Evet. Forma ne yapıyor? Ayrıntılı verileri kullanıyor ve yapay zekadan faydalanıyor. Bulut üzerinde kullandığınız bir uygulama diyebiliriz. Bir dosya kaydetme gibi bir durum söz konusu değil. Hani direkt web üzerinden uygulamaya, account'unuza dahil olarak giriyorsunuz ve kullanabilir oluyorsunuz. Şöyle devam edelim. Mimarlık, mühendislik, inşaat ve operasyonlara yönelik endüstri bulutu diyebiliriz Forma için. Yapılı çevreyi planlayan, tasarlayan, inşa eden ve işleten ekipler arasında iş akışlarını, iş akışlarını birleştiriyor. Ve proje aşamaları, paydaşlar ve varlık türleri boyunca ayrıntılı verilerin sorunsuz bir şekilde akmasını sağlıyor. Autodesk şu an planlama süreci için Forma'yı hayatımıza soktu. Ama hedefinde tasarım, inşaat ve işletmeyi de buna dahil etmek var. Bir veri depomuz var. Bakın sonuç odaklı BIM'le çalışırken bir veri depomuz var. Ve planlamadan başlayarak verilerle desteklenen Forma yeteneklerini kullanıyoruz. Hibrit iş akışlarını desteklemek için mevcut teknikleri bu veri deposuna bağlamamız gerekiyor. Örneğin ben Revit'ten ya da Rhino'dan buraya Forma'ya kütle modellerimi getirebilirim. Ya da OBJ, IFC gibi uzantıları Forma'ya getirebilirim. Veri depoma alıp kullanabilirim. İlk Forma aracı, yani bu sürekli geliştirilen bir araç ve neredeyse böyle her ay diyebilirim, sürekli geliştirmelerle ilgili bilgiler alıyoruz. İlk Forma aracındaki analizleri videolarda birazdan görüyor olacaksınız. Daha az analizle başladı 5 ama şu an bugün çok daha fazla analiz içerisine entegre edilmiş durumda. Evet, neler yapıyor Forma? Yeteneklerine baktığımızda öncelikle bağlamsal modellemeyle başlıyorsunuz. Dakikalar içinde bir 3 boyutlu model oluşturmak için veri pazarı var, onu kullanabilirsiniz veya kendi verileriniz varsa onları da getirebilirsiniz. Sonra kavramsal tasarımla devam ediyorsunuz. Dakikalar içinde yine diyebilirim, 3 boyutlu serbest biçimli tasarım yeteneklerini kullanarak tasarımlarınızı oluşturabilirsiniz. Otomasyonlar söz konusu benzersiz hız ve kullanım kolaylığıyla çözümleri tasarlayıp keşfedebilir ve optimize edebilirsiniz. Analizler yine burada en güçlü aracı. Tasarımın performansını değerlendirmek ve geliştirmek için gelişmiş gerçek zamanlı analiz gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve birlikte çalışabilirlik yeteneği var. Forma Revit senkronizasyonu söz konusu.
formada oluşturduğumuz bağlamsal model üzerindeki kütlelerinizi doğrudan limite aktarabiliyorsunuz. İçinde bir araç var, yani bir indirme ya da yükleme gibi bir şey söz konusu değil. Revit'e getir gibi bir komutu var, send to Revit diye. Revit'e neler geliyor? Arazi modeli geliyor, harita geliyor, binalar geliyor, sizin kütle tasarımlarınız geliyor. Ve sonra siz Revit'te isterseniz o kütleyle yine oynayabilirsiniz, modifiye edebilirsiniz. Ve yaptığınız değişikliği upload ederek formaya yeniden gönderip yeni kütlelerinize göre yeniden analizler gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde Rhino'ya da şeylerine, Rhino modellerini çekmeniz mümkün. Evet, bağlamsal modelleme ve veriler için bir video örneğimiz var. Buradan takip edelim. Şöyle. Başlangıçta ne yapıyoruz? Bir konum arıyoruz. Örneğin geçen cuma Çankaya Üniversitesi'nde oradaki binayı denedik. Çankaya Üniversitesi yazdık ve bize hemen arazi modeli ve kampüs yapılarını sağladı. Burada dünya üzerinde dediğim gibi bir işte Texas olabilir, Fransa'da Paris olabilir bir arama yapıyorsunuz ve ondan sonra size sağlayabileceği bağlamsal verileri sunuyor. Buradan istediklerinizi ekliyorsunuz ve bunları kullanmak istiyorum dediğiniz anda bağlamsal veriyi formaya getirmiş oluyorsunuz. Bakın binalar, arazi, yollar hepsi anlık yani saniyeler içerisinde geliyor. İsterseniz iki boyutlu eskizlerinizi de buraya getirebilirsiniz. Mesela bir plan çalışmışsınızdır, AutoCAD çizimi. Bunu bir imaj yapıp getirebilirsiniz. Altlık olarak değerlendirebilirsiniz. Ve sonra ne yapıyoruz? İşte bağlamsal veriyi elde ettik. Burada kavramsal tasarımla devam edeceğiz. Öneriler oluşturabiliyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Farklı tasarım alternatifleri yaratabilirsiniz. Her biri için bakın. Binaları yerleştiriyorsunuz. Bir takım kısıtlamalar koyabilirsiniz. Burada benim sınırım bu kadar. Kat yüksekliğim en fazla şu kadar metre olabilir şeklinde. Ve bunlara göre area matrix dediğimiz hesaplarınızı elde ediyorsunuz. Bakın kütleleri çok kolay değiştirebiliyorsunuz. SketchUp'a evet benzer şekilde. Ağaçlar koyabiliyorsunuz. Bağlamsal modele 3 boyutlu veriyi yüklemiş oluyorsunuz. Ve burada çok zengin bir eklenti pazarı var aynı zamanda. Eminim zaman içerisinde bunlar da çok artacaktır. Bu Autodesk'in Platform Services dediğimiz servisleri üzerinden bireyler ya da kurumlar burada ihtiyaç olabilecek eklentileri üreteceklerdir. Örneğin bir otopark tasarımında kolaylık sağlayacak bir eklenti olabilir. Bu formada şu an yapılabilir bir şey ama daha böyle gelişmiş olabilir. Ya da bir ağaçlandırma ile ilgili yine daha pratik bir eklentiyle karşılaşabiliriz. Otomasyonlar yapıyor dedik. Buna bakalım. Burada sirkülasyon alanlarını ya da bina alanlarını tarifleyebiliyorsunuz. Bakın iki boyutlu olarak işte katınızın duvarlarını çizgilerle, alanları da görerek ve isterseniz uzunlukları okuyabilirsiniz. Burada bir yerleşim planı yaratıyorsunuz. Otopark olabilir ya da kat planı için olabilir. Ve bunlar Revit'e gerçekten geliyor, duvar olarak geliyor. Orada o çizgiyle çizdiğiniz şeyler Revit'e duvar olarak karşılığını buluyor. Ve analizler, en güçlü tarafı bence analizler değil mi Hüsnü Hocam? analizler için yine teklifler üzerinden hareket edebilirsiniz. Bakın şu an güneş analizi yapıyor. Belirli bir ay ve saat, pardon gün seçimi yaptı. Ve farklı şeyleri birbiriyle karşılaştırabiliyor. Proposal'ları, önerilerini.
rüzgar analizi yapılabilir. Buna göre belki binanızın konumuyla ya da açısıyla oynamayı tercih edeceksiniz. Yani daha kütle aşamasındayken binayı doğru konumlandırmak, doğru açılandırmak, belki orada bir duvar çekmek ya da ağaçlarla sesi kesmek gibi önlemlerinizi, optimizasyonlarınızı sağlayabileceksiniz. Optimizasyona yardımcı olan bir aracı var mı? Optimizasyon için sonuçları görüp orada şey var. Mesela binanın herhangi bir yüzeyinde tıkladığınız zaman oraya gün boyunca kaç saat güneş vuruyor? Size bu şeyi, buraya diyor, 1,5 saat geliyor güneş diyor. Farklı bir yere tıklıyorsunuz, anında hemen oraya kaç saat güneş geldiğini gösteriyor. Ama ondan sonra siz hani kullanıcı yere olarak... Yere dair bağlamların sonuçlarını veriyor. Ancak evet. Kabuk performansına geldiğinizde var mı bir yardım diye bir durum? Yapay zeka bağlantısı. Yapay zeka bağlantısıyla o evet sağlanabilir. Şimdi şu anda geliştirilmekte olan bir yapay zeka modülü de var bu formanın içinde. Aslında ilk öyle ortaya çıkmıştı. İlk videolarda vardı o. Çünkü bir satın aldı, bir yazılımı satın aldı Autodesk. Sonra bunu formaya dönüştürdü. Dolayısıyla o tabanda zaten var yapay zeka. Ama şu anda güncelleniyor, son haline getiriliyor. O zaman mesela parseli en optimum bir şekilde oluşturma. Ya da işte diğer işte kat yüksekleri vesaire verilen kurallara göre optimize etme, onlar yapay zeka ile yapılabiliyor. Akademik hayatta da bizler bu tarz çalışmalar yapıyoruz ve yapay zekayı artık özellikle performans analizlerindeki Gülsül Hoca ile beraber benim pek çok dikimde yer aldığı devam ediyoruz bu çalışmalara ve yapay zekanın artık bunlara destek olabileceği pek çok modeli aslında akademik hayat içerisinde uygulamadan uzak olarak kendi çerçevemizde üretmiş durumdayız. Yani bu bağlamda iletişiminiz var mı acaba üniversitelerle? Üniversitelerle çok yakından çalışmamız var ama yapay zeka tarafıyla ilgili henüz bir temasımız olmadı üniversitelerle doğrusu. Ama yani BİM ile ilgili olarak ya da makine mühendisliği, endüstri ürünleri tasarımı, mimarlık, inşaat mühendisliği bütün bu alanlarla temasımız sıkı. Ama dediğim gibi bu yapay zeka çok yeni bir konu. Henüz daha onunla ilgili bir ortak çalışma yapamadık. Güzel. Evet. İletişime geçeriz belki. Hayır, tabii. Ben açıkçası bu ürünlerin eğitimini, tanıtımını yapıyorum. Mesela Insight var, biliyorsunuzdur belki, Revit'te kullanıyoruz enerji analizi için. Sonuçları görüyorum ama onları değerlendirme birikimine ben sahip değilim. Yani burada akademisyenlerle ortak yürüyerek, hani biz araçların nasıl kullanıldığını biliyoruz, size onları açıklayabiliriz. Siz de o elde edilen sonuçları görüp, değerlendirip, optimizasyon için nasıl ilerlemek gerektiği konusunda birikime sahipsiniz. Böyle bir işbirliği tabii ki çok iyi sonuçlar sağlar. Octopus Otodesk değil miydi? Octopus Otodesk. Şu açıdan çok katkı sağlıyor. Bu tarihi yapıların hala kullanılabilmesi vesaire açısından. Özellikle yangınla ilgili nasıl, nereden çıkabileceğini, nasıl söndürülebileceğini veya olası bir acil kaçış simülasyonuna hiçbir modelleri sağlayabiliyor. Ama konuda işte akademik anlamda araştırdığımız Türk yüzlerinde çok örnek yok. Yani Türk yüzlerinde akademik olarak bir konuyla ilgili çok doğrultuda bir çalışma yok. Türkiye'de bu konuyla ilgili, eğitim modelleriyle ilgili nasıl desem, bir bildiğim kadarıyla bir öğreti de yok. Bir hani başka bir hani Autodesk'in de bunlara dair bir çalışması yok diye biliyorum. Hani benim bilmediğim, belki benim eksik kaldı, sizin bildiğiniz HP modeliyle ilgili, Türkiye'de özellikle uygulama konumlarıyla ilgili bir çalışma var mı? Yangınla ilgili ne dediniz? Onu bir daha mı anlatayım? Yangın modellemesiyle ilgili dediniz. Ya HP'nin aslında sadece yangın üzerine değil, tarihi yapılarını üzerinden diyorsunuz. Evet. Çok özel bir yaklaşım o. Yani çünkü korumaya ilişkin de bir sürü ilkelerin de aynı zamanda dikkate alınarak aslında bir modeli oluşturulması. Ama ben zannediyorum ki bunu artık öyle HP olarak ayırmaya çok ihtiyaç olmayacak.
Yani o BİM'in ilk aşamalarında bunun bir de heritage ayağının aslında dikkate alınması üzerinden bir şey başlamıştı ama bugün artık hani şu geldiğimiz teknolojide bunu heritage diye ayırmaya ihtiyaç da yok. Çünkü siz o beklentinin ne olduğunu verdiğiniz zaman onunla ilişkili sonuçlar alabilirsiniz. Ve bunu yangın ayağı dediğimiz noktada da yine bunun özel olarak o tarihi değere sahip binanın kurulması, yangından kurulması ile ilgili birileri siz bildiğiniz sürece bununla ilgili nasıl analiz yapmanız gerektiğini zaten ilgili yazılımlarla, BİM destekli veya tamamen bağımsız yazılımlarla gerçekleştirebilirsiniz. Aslında burada belki de en büyük eksik veri tabanlarında Gülsü Hocam. Yani o da doğru hocam, yani, orada çok haklısınız. Onların oluşturulması doğru. Bağlamında bir eksik var. Heritage'daki en önemli şeylerden bir tanesi de hocam, aslında biliyorsunuz bunlar mevcut binalar. Kullanılmakta olan binalar çoğu. Dolayısıyla da var olan bir yapının dijital ortama aktarılmasıyla ilgili bazı veri şeylerine ihtiyaç var, veri tabanında. Orada da var, bir de iş heritage'e geldiği zaman farklı durumlar seviyeleri ve farklı müdahale durumları söz konusu. Ve bu müdahale durumlarına dair tasarımı engelleyen ve bağlayan özellikle yangında bir takım engellemeler var. Mesela bizim, siz varsınız galiba şeyin, Bilge Han'ın Safranbolu'daki doktora öğrencimin tezinde tarihi yok musunuz? Çoğunda olduğumuz için belki onda da varsınız dedim. Tarihi yapılarda yangın güvenliği üzerine mesela o da bir şu anda program yazıyor kendisi. Ve orada yangın güvenliğini bilmek kadar mevcut yapı artı tarihi özellikteki tarihi yapının da levabına bağlı olarak nasıl müdahale edilmesi, ne kadar dokunulması gerektiği ile ilgili de bir sürü bağlam işin içerisine giriyor. Ve hepsini çakıştırıp da o matrislerle uygun yaklaşımı bulmak bambaşka bir optimizasyon istiyor. Herhalde arkadaş bunu bana sağlayacak bir şey var mı diye aslında soruyor. Aslında var, olduğunu da biliyorum ama bu olan yazılımlar ve programlar şu anda halihazırda Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla kullanılamıyor. İşte Norveç'te özellikle çok fazla var ama Türkiye'de şu anda olan ve kullanılan bir yazılım yok. Bildiğim kadarıyla ve konuyla ilgili bitmiş halihazırda bir araştırma da yok. Ki yine çıkacağız biz. Bilimle ilgili konuyla ben bir ilave yapayım. Şimdi şöyle, yani otodesk olarak yaklaşık 10 yıldan uzun bir süredir Türkiye'de hem BİM'in yaygınlaşması, hem özel sektörde profesyonel, hem kamu tarafında, hem de tabii akademide yaygınlaşması için çok çalışmamız oluyor. Bir bakıma öncülük ettik diyebilirim. Akademide şöyle şeyler oldu. Mesela ilk defa içinde BİM barındıran bir tasarım yarışması başladı. Design Next diye birkaç yıl boyunca sürdürdük bunu. Sonra İTÜ'de bir öğrenci kulübünün hala devam ettirdiği 10 yıldır Design Together with BİM diye bir yarışma var. Yani aranızda öğrenciler varsa ve katılanlar olabilir. Bu ulusal bir yarışma. Hatta uluslararası bile olmasını biz teşvik ediyoruz. Bu yarışmanın biz 10 yıldır ana sponsoruyuz. Çünkü disiplinler arası çalışmayı da teşvik ediyor. Yani inşaat, mimarlık ve makine mühendisliği öğrencileri en azından olmak zorunda takımlarda, her takımda. Bu da dediğim gibi bu BİM'in yaygınlaşması için bizim yaptığımız çabalardan bir tanesi. Onun dışında üniversiteler birbiri ardınca sürekli eğitim merkezleri üzerinden BİM dersleri, BİM kursları açmaya başladılar. Bunu işte İTÜ başlattı, İTÜSEM, sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi devam etti. Sonra ODTÜ, MAPTUM diye bir birimleri var onlar mesela. Onlar da Autodesk yetkili eğitim merkezleri oldular ve sertifikalı uzman eğitmenleriyle şu anda Revit ve benzeri araçlar üzerinden BİM eğitimleri sağlıyorlar. Yani bu gibi katkıları sağlamak için gayret ediyoruz. Daha fazlası da ancak bizi de biraz aşıyor. Yani sonuçta kamunun da mesela bunu bir standart haline getirmesi lazım. Yani o konuda da biz elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz ama evet, yani öyle beklentiler de var tabii kamu tarafından. Evet. Bir soru sormak istiyorum Evren'e. İsmail benim adım. Öncelikle katılımınız için teşekkür ederim. Sesim duyulmuyor mu? Biz duyuyoruz ama seyirciler duymuyor olabilir. Öncelikle katıldığınız için teşekkür ediyorum. Şimdi siz Autodesk olarak biliyorsunuz pazar payı en yüksek şirketsiniz. Programlar güzel, gelişmeler güzel ama bir problemimiz olduğunu düşünüyorum. Erişim problemimiz var.
aslında biz şube olarak bununla ilgili sizinle bir görüşme yürüttük. Evet. Yani yeni mezunlarımızın, bu ekonomik koşullar altında zorlanan ofislerimizin bu güzel ürünlere erişimiyle ilgili sizden bazı taleplerimiz oldu. Aslında ben bu soru değil, biraz duyurmak adına söylüyorum. Bir de sizden de ne aşamadayız? Gerçekten bir efektif bir sonuç elde edebilecek miyiz? Biz Mimarlar Odası üyeleri için özellikle bu ekonomik koşullar belli bir seviyeye gelene kadar Otodesk'in fiyat politikasında bir üyelerimiz adına bir şey bekliyoruz yani. Ne diyelim bunu artık? Kolaylık diyelim. Hatta ciddi bir kolaylık diyelim. Biraz ismi şey olsun yani. Ciddi bir kolaylık bekliyoruz. Bununla ilgili ne aşamadayız? Bilgi verirseniz teşekkür ederim. Tamam. Konuştuğumuz konulardan bir tanesi yeni mezunların profesyonel olmuş kişilerin ürünlere ücretsiz erişime devam etmesini sağlayabilmekti. Şöyle yani bunu ülke bazında karar verebileceğimiz bir şey değil doğrusunu isterseniz. Çünkü bu eğitim programları global. Yani Autodesk pek çoğunuz biliyorsunuzdur, yine ifade edeyim burada. Bütün öğrenciler ve öğretmenler için dünya çapında ürünlerini tamamen ücretsiz olarak açmış çok az sayıda şirketten biri. Bunu ne Adobe yapıyor, ne Microsoft yapıyor, yani benzer ölçekten bahsedecek olursak, ne de başka donanım firmaları zaten yapmıyorlar. Onlar sadece bir fakir yaparlar. Dolayısıyla bu çok büyük bir program. Buna bunun sınırları şeyde bitiyor dediğiniz gibi. Yani mezuniyetle birlikte bitiyor. Ama mezuniyet süresince de devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, işte ortaokul, lise, üniversite, doktora, araştırma projeleri, bütün yani doktora öğrencileri, hatta araştırmacılar, akademik araştırmacılar da bizim ürünlerimizi kullanabiliyorlar. Dolayısıyla çok geniş bir kapsamı zaten var aslında. Ama sizin dediğiniz gibi buna yeni mezunların artık profesyonel olmuş diyebileceğimiz kesimin dahil edilmesi, bugünden yarına yani bu fikri biz dile getirdik, toplantılarda dile getirdik. Bir hani bakılıyor yani olabilir mi, bir de sadece belli bir ülkeye yapabilmek bunu mümkün değil, bunu bir global program olarak düşünmek gerekir. Yani üzerinde bir fikir çalışması yürütülüyor ama bu ne zaman olur ya da kesin olarak olabilir mi onu şu an söyleyemiyorum. Birinci konu buydu. İkincisi Mimarlar Odası mensuplarına, üyelerine yönelik olarak şimdi Autodesk'in ve tabii birlikte çalıştığı distribütör ve iş ortaklarının dönem dönem kampanyaları oluyor. Bizim yani sizinle olan görüşmemizden sonra distribütörüme bize de önerdiğim, dile getirdiğim böyle bir kampanya yapılması. Yani belli dönemleri kapsayan Mimarlar Odası üyelerine yönelik bir kampanya yapılması. Bunun da şimdi çalışmalarını yapıyoruz. Yani şu zamanda duyurabiliriz diyemiyorum. Ama fikir olarak, prensip olarak o da hani olabilecek bir şey gibi gözüktü. Üzerinde çalışacağız. Hani ne zaman olabileceğini, nasıl olabileceğini ama daha sonraki aşamalarda ancak haber verebileceğiniz bir şey olur. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir kere önce konuşmacılara katkıları için, bu konuşmalar için çok teşekkür ediyorum. Ama ikinci büyük teşekkürü de yönetim kurulumuza yapacağım, yeni yönetim kuruluna. Çünkü bizim odada özlediğimiz nitelikli, içeriği dolu ve katılımı yüksek bir etkinlik içinde olduğum için de mutluyum. Yani bir dönem çok beklediğimiz bir şeydi. 1986 senesinde şimdi insanların böyle bir güzel ortamda biraz daha hani iyi bir şey söylemesi lazım ama becerirsem söyleyeceğim. 86 yılında MNG'de AutoCAD eğitimine başlamıştık. AutoCAD'de çizme başlamıştık. MNG İş Merkezi. Ne ismini söylesem? Ha, Kemal Mükremin Barut, benim adımı da söyleyeyim bu arada. MNG Targem o zaman MNG AutoCAD'in yetkili satıcısı oldu. Sonra sayısal grafiğe geçti. Siz tarihini de biliyorsunuz. Ben kendi büromu 10 sene pratikte çalıştıktan sonra arkadaşlar, yani büyük firmaların proje departmanlarında, şantiyelerde çalıştıktan sonra kurdum. AutoCAD'in de 12. versiyonu 90'lı yıllarda falan çıktığında bir özellik vardı. Şimdi External Reference. Yani bu komut geldiğinde, XREF komutu geldiğinde ben gök yarıldı, Şekiştah geldi diye sevinmiştim. Çünkü disiplinler arası koordinasyon ya da büro içi koordinasyonda çok kuvvetli bir tool'du. Fakat öyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki bizde bu kültürün olmadığını gördüm. Yani hani şimdi diğer disiplinleri katmıyorum. Bizim zamanımızda mimari, statik, tesisat, elektrik. Bu dört disiplinin koordinasyonunda bile ben extender reference'ı kullandıramadım. Sonra ortak proje yaptığım müelliflere gönüllü dersler verdim. Elemanlarınızı gönderin, ben size bunları anlatayım falan filan dedim. Toplumda yani bizim camiada bir karşılığı olmadı. Siz tabi akademik ortamlarda tanıtıyorsunuz ama esas bizim çok temel bir handikapımız da kurumlarda yani belediye imar müdürlüklerinde. Evet.
ya da işte bakanlıkların ya da teknik daireler ya da işte Diyanet'in teknik işleri de bütün bu teknik işler birimlerinde ya da imar müdürlüklerinde ya da Adalet Bakanlığı'nın oradaki personelin bu programlarla ilgili bir verisi bile donanımlı hale gelmiş olması lazım. Yani bizim tek başımıza gayretimizle yani serbest çalışan mimarların bunu böyle anlatmasıyla falan olacak işlerden değil, buralara bunların bir şekilde sunulması, ikna edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Aklıma şimdilik gelenler bunlar. Teşekkür ederim. Çok, biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma konuşayım isterseniz, belki sizin de ilave bir istediklerimiz olabilir. Çok haklısınız. Yani kamudaki bilinçlenmenin oluşması gerekiyor. Biz belli kurumlarla yoğun çalışıyoruz. Bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Onların mesela İmar ve Şehircilik Dairesi bir BIMİST diye bir çalışma başlattı. BIMİSTABUL çalışması. Hatta şöyle de oldu. Biz bir kamu buluşmaları düzenledik. 5 ayrı şehire gittik. Bu 2023'ün son 2 ayında yaptık bunu. Ve İstanbul Belediyesi'nin İmar Dairesi bütün bu sunumlara 5 ayrı şehre bizimle birlikte geldi. 3-4 kişilik bir ekip olarak geldiler. Her gittiğimiz yerde kamuda onlar bunu nasıl görüyorlar? Yani İstanbul sonuçta bir ülke gibi, bir belediye sonuçta çok büyük. Bunu nasıl ele alıyorlar? Bütün bunları anlattılar ve diğer belediye, özellikle belediyelere yönelik olarak yapıyoruz biz bu seriyi. Onların da dediğim gibi bilinçlerini arttırmak için ellerinden geleni yaptılar. Yani büyük bir çalışmalarımız oluyor. Daha da fazla olması lazım, haklısınız. Ama biz en azından elimizden geleni yapıyoruz şu anda. İnşallah bu da bir standart haline artık gelmek zorunda. Yani bakın Avrupa'yı bıraktım, Amerika, Avrupa, artık şimdi Orta Doğu'da bu bir standart haline geldi. Yani Mısır bizden daha ileride, Ürdün daha ileride, BİM kabulü konusunda. En son Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Belediyesi bunu bir standart olarak yayınladı. Tabii şöyle, özel şirketlerimiz aslında BİM'e hakimler. Çünkü yurt dışında iş yapabilmek için zaten bunu kullanmaları gerekiyor. Dolayısıyla büyük inşaat firmaları o konuda epey yol aldılar. Ama bu daha henüz bütün bizim sektörümüze, ülke içindeki ulusal sektörümüze tam yayılmadı. Evet. Ben bir soru alayım. Derya Başman, Ankara Şube Başkanı. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Gelen arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şöyle ki ben birazcık da şunu merak ediyorum. Türkiye biliyorsunuz bir deprem kuşağında yer alan %13'ünün %95'i deprem kuşağında yer alıyor. Ve bu dijital ikizden bahsederken aslında aklıma şu geldi. Yani yapı stoklarının deprem risk durumlarına göre BİM tabanlı yazılımlar üzerinde bu deprem simülasyonlarının yapılması mümkün mü? Ve bu konuda da şöyle, size çok fazla görevler düştüğü kanısındayım. Çünkü ben ya uzun bir zamandır BİM tabanlı yazılımlara geçiş konusunda gerçekten hep böyle kendi aramızda konuşuyoruz meslektaşlarımız, ama ben hala gerçekten yakın gelecekte mühendislerle özellikle işbirliği içerisinde çalışma noktasında çok da umutlu değilim. Gerçekten Autodesk'e bu konuda ciddi görevler düşünüyorum. Kamuda, yine aynı şekilde okullarda. Çünkü bizim için mesela AutoCAD çok basitti. Biz bu işe ilk başladığımızda CAD, yani AutoCAD'le başladık. Çünkü birkaç günde arkadaşım bana öğretmişti. Ondan sonra devam etti. Çünkü çok basit bir program. Kullanımı da kolay. Ve bu şekilde de devam ediyoruz. Ama yani öğrenciyken aslında AutoCAD'in avantajı olduğunu da düşünüyorum. Çünkü işte bir plan oluşturuyoruz. Ondan sonra onun kesitlerini, cephelerini tek tek görüp kontrol bizim elimizdeyken aslında o açıdan avantaj. Ama bu devam edemiyor. Çünkü zaman çok önemli bir hale geldi artık şu anda bizler için. Artık planda bir değişiklik yaptığım zaman ben bunu cepheye işleyeyim, kesite işleyeyim falan kontrolü kaybetmek istemiyorum ve aynı zamanda da disiplinler arası işbirliği her anlamda aslında çok önemli. Nitelikli binalarda zaten olmazsa olmaz. Ve bu konuda da Türkiye deprem ülkesi, daha çok hani statiği bile kontrol etmeden hani projesi onaylanan mimar arkadaşlarımız var. Yani kendi kolon kirişi statikçi nereye koymuş, ölçüleri nelerdir, bunu bile kontrol edemiyor. Ve AutoCAD'de tek tek bakması gerekiyor. Süperpoz açısından da kesinlikle önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda biz Ankara Şube olarak elimizden gelen her şeyi bunun tanıtımı için açığız. Sizlere de büyük görevler düşüyor. Bilginiz olsun istiyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Bir de bir sorunuz vardı ama belki Gülsü Hocam yapmak ister misiniz? Şeyle ilgili, deprem simülasyonları ile ilgili. Tabii. Yani şöyle aslında. Ben tabii... Olalım, evet. Benim mikrofonum.
doğrudan depremle ilişkili, yani statik mukavemetle ilişkili yazılımlar konusunda çok fazla tecrübe sahibi değilim. Ama elbette ki BİM aracılığıyla, BİM'in yaratacağı bu ortamda, hele ki bulut ortamı var, Evren Bey'lerin de anlattığı gibi, burada bu dijital ikizlerin, bütün kentlerin dijital ikizlerin güvenlikle aslında oluşturulması, bunun bir takım simülasyonlarla, tabii çok doğru verilerle görülmesi gerekiyor. Bu da büyük bir iş, çok büyük. Yani ya o bugünden yarına gerçekleştirilmesi, hızlıca işte 3 ayda, 6 ayda, 1 yılda elde edilmesi çok güçmüş. Biz aslında bir fırsatımız vardı, bir kısmını maalesef kaçırdık. Bu kentsel dönüşüm şeyinde, sürecinde bunların çok rahatlıkla bu dönüşüm süreçlerinde dijitalleştirilmesini sağlamamız gerekiyordu. Orada bir fırsatı kaçtığını düşünüyorum açıkçası, ama yine de tabii ki hani zararın neresinden dönülse kârdır denilecek bir noktada, ne kadar mümkün olabilirse o kadar bu dijital ikizlerin oluşturulması, yani biz bugün burada konu başlığımız olduğu için sürdürülebilirlik üzerinden, enerji ve çevre üzerinden konuya yaklaştıysak da ülkemiz açısından gerçekten çok önemli deprem konusundaki hassasiyette. Ama çok rahatlıkla bu ortamların bu anlamda da bir kolaylık sağlayacağı muhakkak, ama arka planı çok büyük bir iş, onu da söylemek lazım. BİMİST kapsamında dijital TV'nin oluşturduğunu mu peki? Ne oluşturduk? Dijital TV. Dijital TV'nin, şöyle, dijital TV'nin başka bir iştirak, İBB iştirakıyla oluşturduk. O da demin gösterdiğim videoda Metro İstanbul. O kendi alanındaki kısmı tek dünyadaki yani ilk örnek oldu. Kent fazlı, yok, kent fazlı dijital ikiz. Yani şöyle, dijital ikiz çok farklı bağlamlarda kullanılabiliyor, evet, biliyorsunuz. Evet. Bazen bir üç boyutlu, evet, model yapılıyor. İşte dijital ikiz yapıldı da denebiliyor. Bizim kastettiğimiz dijital ikiz farklı. Yani bir BIM modeli üzerine bindirilmiş IoT, yani nesnelerin interneti ve dolayısıyla sensörlerle oluşturulmuş yaşayan bir modelden, evet, bahsediyoruz. O anlamda İBB ile çalışmalarımız devam ediyor tabii, ama henüz o aşamaya gelmedi. Binalar benim, özelinde gelmedi. Benim bildiğim kadarıyla da kent bazında mesela Karaçil galiba şeyde, Pakistan'da, Hindistan'da bir yer, bir bölge. Amerika'da çok emin değilim şu an. San Francisco olabilir ama çok uydurmuş olabilirim. Şu an hatırlamıyorum şeyi, kenti. Ama belli bölgelerde bunlar başlandı çalışmaya. Çalışan dijital ikiz kentler oluşturmaya başlandı. Söylediğim son 2-3 yılın hikayesi zaten. Ama bundan sonra çok hızlı bir şekilde, yani bunlar deneme şeyleriydi, çalışmalarıydı. Çok hızlı ilerleyecekler ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok. Yani kentsel bağlamda. Evet, kentsel, evet, bağlamda yok. BİMİST özelinde de şunu söyleyebilirim. İmar ve Şehircilik Dairesi'nin yaptığı çalışma şunu amaçlıyordu. Öncelikle kendi dahili projelerindeki şeylerle, kreşlerle başladılar. Onları BİM'le modellemek baştan sona. Ardından da bunun için gereken bütün yönetmelik uygunluklarını Dynamo kullanarak, yani bunu özellikle söylemek istedim. Normalde bir hafta, iki hafta süren bütün o uygunluk testlerini birkaç dakikaya indirdiler. Çünkü yapay zeka söz konusu değil Dynamo'da. Tamamen fonksiyonel bir programlama diliyle ve deterministik olarak. Çünkü yapay zeka bazen hayal görebiliyor, halüsinasyonda bulunabiliyor. Ama Dynamo'da öyle bir şey yok. Yani girdiğiniz ve çıktığın ne olduğunu tam olarak kesin olarak bilebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu gibi şey süreçleri için, uygunluk süreçleri için çok uygun bir araç. Saati hatırlatmak istiyorum. Ben onu farklı bekleriz. Tamam, ben de... Kaç soru daha alıp ondan sonra yapabiliriz. Tamam. Hocam şimdi arkadaş da bahsetti ama bu programlara ulaşım konusunda, bunların eğitimi konusunda, yani sadece öğrenciler için değil, öğrenci öğrenciler için bir biraz teşvik yapıyor. Ama işte piyasada çalışan, mesela ben atıyorum başladım bir öğrenmeye, işte Revit programını önce satın alıyordum, ondan sonra onu öğrenmek için bir vakit ayırıyordum. Ondan sonra onun eklentilerini, onunla beraber çalışan programları vesaire. Hem vakit olarak, hem maddi olarak, hem de bunun teknik altyapısı, bilgisayarıydı vesairesiydi. Bayağı bir külfetli bir iş aslında. Bunu şey yapıyoruz, zorlanıyoruz yani. Mesela biz eşimle Amerika'daydı. O eğitim alıyordu. Ve birçok şehir, üniversite bunu karşılıyordu. İşte istediği programa ulaşabiliyordu. AutoCAD, işte ofis programları vesaire, kendi account'uyla beraber öğrenci şifresini girip
Bunu da şey yapıyordu, üniversite destekliyordu. Ama işte sonrasında bu programa alışkın olduğunuz için onu satın alıyorsunuz, kullanıyorsunuz falan. Başlangıç seviyesi için uygun fiyatlar, işte uygun eğitimler ya da işte bir yıllık bir kullanıcı için şu fiyat, iki yıllık kullanıcı için. Çünkü bunun bir an önce yayılması lazım. Yani çünkü bizim paydaşlarımız Amerika'da, İngiltere'de vesairede bu teknolojiye, bu altyapıya çok hızlı ulaşıyorlar. Yani bilgisayarlar ucuz, şeyler ucuz. Bizim öğrencilerimiz, yani ben kısaca şöyle toparlayayım. Yani biz yine bunu ıskalayacak gibiyiz yani kendimiz açısından, sektördeki mimarlar açısından ve öğrenci arkadaşlarımız açısından. Bunun için biraz daha üretici bir çaba harcayacağız ya da yani çok farklı paketler oluşturarak... Yeni mezun programını kastediyorsunuz. Yani yeni mezun olmuş, profesyonel hayata atılmış. Teşvik paketleri. Merak etme, bu işe başlıyor. Bu işten daha para kazanmaya başlamamış yani. Çünkü şu an belediyeler yaşıyorlar, AutoCAD yeterli olduğu için onları bilmemiz yeterli. Aslında ama ofislerin dönüşümlerini de söylüyorsunuz. Yani hep mezun, evet, yok, hep mezun diyoruz ama ofisler de... Atıyorum, Sincar'daki 5 katlı binada niye Revit'le çizilmesin? Çünkü deprem simülasyonunda da lazım, şeyde de lazım. Her zaman işin bir ucu eksik oluyor. Bir de şöyle özel bir şey söyledi. Şimdi programlar kompleksleştikçe bunları çalıştıracak hardware'in de zaten kendisi de maliyetli hale gelmeye başlıyor. Elektronik Türkiye'de ne kadar zor erişildiğini... İşte orada aslında bulut çok işimize yarayacak. Şey. Yani oradaki o şey, evet. Adım çok önemli. Bulut ortamında yapacaklarımız hesaplamayı. Hocam sizin teşekkür ediyorum ama indirim istiyoruz. Biz aslında onun için çok yapıyoruz. Teşekkür ediyorum. Indirim istiyoruz. Netice ulaşana kadar bir maliyet var ya İngiliz hocam. O ulaşana kadar ki maliyette bir indirim olursa bulutu alacak arkadaşlar. Benim çok kıymetli bir sorum var. Sizin mesela fiyat politikanız dünyada nasıl yani? Mesela Türkiye'de uyguladığınız fiyatla Hindistan, Pakistan, Bangladeş'te kaça satıyorsunuz ürününüzü? Bize kaça satıyorsunuz? Bangladeş geçiyor. Yani. Bangladeş geçiyor gerçekten. Şöyle. Önde de şöyle beklini alıyoruz. Otodesk'in şu anki fiyat politikası bütün dünyada tek bir fiyat şeyine geçme yönüne doğru gidiyor. Yani her yerde, dünyanın her yerinde aynı fiyat olmasına doğru gidiyoruz. Baktığınızda donanımda da böyle. Yani Türkiye'de donanım hatta işte, biz daha pahalıya alıyoruz. Biz işte maalesef. 33 lira fazla veriyoruz yani. Yani aynı fiyat olmaması lazım yani. Hani birim bazında bizim yani ülkemizde. Yani şöyle yani orada aynı fiyat derken işte evet. Dolar bazında yani evet, aynı yani. Şeyden bahsediyorum. Evet. O yani şu an oraya doğru çok zor oluyor yani. Oraya doğru gidiyor şu an. Maalesef. Şöyle de bir yaklaşım var. Yani bu bir profesyonel dünyanın her yerinde iş alabilecek bir noktaya doğru gidiyoruz şu anda. Yani iletişim araçlarının artması, bulut kullanımının artmasıyla birlikte pek çok şu anda mesela şöyle bir örnek vereyim. Türkiye'deki pek çok geliştirici, developer yani coder yurt dışında iş yapıyor. Türkiye'de çalışıyor, yurt dışında iş yapıyor. Bunun mimarlar için de, mühendisler için de olmasını sağlamaya çalışan inisiyatifler var. Design Hub gibi böyle yani iş gücümüzü dışarıya açabilecek bazı şeyler var, inisiyatifler var. Bunlar gerçekleştiği takdirde o zaman zaten yani yazılım ya da donanımın maliyeti daha önemsiz hale gelecek. Çünkü artık yurt dışındaki iş piyasasından iş alabilir hale daha rahat geliyor olacağız. Ama yani fiyatlar nereye gidiyor sorarsanız dediğim gibi standartizasyona, dünyada standartizasyona doğru. Teşekkür ederim. Yani onu da ben belirlemiyorum. Kusura bakmayın. Yani. Sadece soru olarak geliyor. Arkada bir soru var galiba. Herhalde onu da son olarak alırsak Evren Bey. Siz soru ben gideyim çünkü ha, benim tamam. Uçağım var. Uçağım var. Uçağım var. Uçağım var. Uçağım var. WhatsApp'tan soruyu göndeririz size. Yok WhatsApp'ın aslında yok. Huzur teke. Pardon söylemiyor o zaman. Huzur teke. Burada konuş, oraya kadar gitmemiz gerekiyor. Öncelikle katılımınız ve paylaştığınız için teşekkürler. Direkt sorum forma özelinde olacak. Bu formada yaptığımız çalışmaları yer altında hali hazırda bulunan yapılarla yer üstüne entegre bir şekilde düzenlemelere ve analizlere sağlayabiliyor muyuz? Yani ben yer altı derken? Yer altı derken? Altyapı ya da yer altında bulunan hali hazırdaki tarihi yapılar, müzeler vesaire. Evet.
Yok yani forma şu anda benim bildiğim kadarıyla ama siz daha net yanıtlarısınız. Kütle kavramsal tasarım aşamasında gidiyor. Ama dediğiniz şeyi infraworks, civil tree. Ekleyelim aslında. Nokta bulutu desteği var. Nokta bulutuyla lazer tarama vesaire yaptırarak tarihi binaları ya da altyapı binalarına şey yapabilirsiniz. Entegre evet, nokta bulutuyla olur, doğru. Teşekkür. Ama benim aklıma şey gitti, infraworks hani daha şey yapmış. Peki, sen tamam, altyapı dediniz. Evren Bey'e önce size hemen şey yapalım. Evren Bey göndersin. Peki, ben edeyim hocam. Yok herhalde. Çok teşekkür ederim. Birlikte yapalım isterseniz. Çünkü sorular bir şey anladınız. Tamam, evet, evet. Tamam. Ömer, teşekkür ederim. Yaptığınız için teşekkür ederim. Tamam. Diğer hocalarımız da var. Çok teşekkür ederim. Ben sizden